Nefsine alim ol denmemiş. Nefsine arif ol denmiş. Nefsine alim ol denmemiş, arif ol denmiş. Arif bu makamda bilmek değil, tanımak manasındadır. Arif, arifi anlatıyor. Bir daha, nefsine alim ol denmemiş. Nefsine arif ol denmiş. Arif, çok mana izah şekilleri var ama bu makamda bilmek değil, tanımak. Rabbini bilmenin dışında tanımak da var. 26. mektupta hatırlarsınız. Muhiddin Arabi Fahrettin Razi'ye Allah'ı bilmekle tanıma gayrısıdır. Arif içsel sezişlerdir ki ondan Allah'a alimdir, ilim sahibidir denmiş. Haşa, Allah arif denmemiş. Yani öğrenmez. Allah ilim sahibidir. Alimdir esma. Arif olmuyor. Bir daha, arif içsel seziştir. İçsel sesleri duymaktır. Herkes duyar ama farkındalığıdır. Ondan, yani içsel sezişlerdir ki Allah alimdir, ilim sahibidir denmiş ama arif denmemiş. Arif kendisi kendisine şahit olmuş. Kendisi kendisine şahit olmuş. Isınmak için bir şey yapıyoruz ama aslında düşünce yöntemini, tefekkür yöntemini anlatmaya gayret ediyor. Kendim istifade ettiklerimi söylüyorum. Bir daha, arif kendisi kendisine şahit olmuş. Arif. Kendisi kendisini cezb ve celb etmiş. En cazip şey kişinin kendisidir. Onun için lezzetlerin her cinsi, hariçte olan her cinsi, ne aklınıza geliyorsa, aslında senin batını uyandırmaya vesiledir. Oradan bir şey yok. Sende uyanıyor o. Sendedir o. İster elmayı ağzına koy, lezzet al. İstersen lezzet alma mekanizmasını elma yokken uyandır, ikaz edebiliyorsan. Anlıyor musun? Kendisi kendisini bak cesp ve celbetmiş. Başka, arif her yüzden seyredendir. Arif, arifliğin kadar hürsün. Hürriyet neydi böyle? Hatırlayan var mı? Hürriyet. Yani çeşitli tarifler var da. Bakayım, böyle bir son şeyimiz vardı. Zıttı var abi. İstidati şeytanı, evesat-ı nefsaniden kurtulmak. Evet, yani mesela... Makamdan bakabilme, hiçbir makama tabi olmama. Her makamdan bakabilme ama hiçbir makama tabi olmama. İstibdad-ı şeytan, esaret-i hayvani, hürriyet namı verilmiş diyor ustadın şeyi. Arkadaşlar, yani bu makamda hürriyet şu. Kendisini kendisiyle sınırlayan, insanların farklılıkları kendisine zenginlik kattığına inanabilen insandır. Eğer kendisi kendisini sınırlayamazsa, hariç onu sınırlarsa köle olur. Kendisi kendisini sınırlarsa hür olur. Kendi varlığına mutmain olma nispetinde ben varım, varlığının farkındalığında olup, bak ben varım, Allah Allah. Yani bu imandan da önce geliyor. Bakın bir daha, imandan da önce geliyor. Şimdi Allah var iken hiçbir şey, vücud harici yoktu. Şimdi Allah karar verdi. Allah. Bilmiyoruz.
içeriğini, Doktor Fikret çıksın, vücuda çıksın ve mevcut olsun. Nefsül emirde mahluk olsun. Bunu karar veren Allah'tır. Bunu böyle düşünebilmek, böyle farkındalık başladı. O zaman kendi varlığına mutmain olur. Yani dertleri dert olmadığını anlar. Yani Allah, ifade edemiyorum tabii de ama siz de zaten intikal edersiniz. Allah var iken hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Elan da öyle de mevcudattan bahsediyor. Böylelikle Allah ile beraber, yani vücutla mevcut beraber olsa vücut harici noktasında, o zaman irade kalmaz. İradeti o zaman onunla mucibi bizzat olur. Onunla vardı zaten, varlığı devam ediyor. Ama yoktu, var etti, vardı, yok etti, iradeyi gösteriyor. Tercihi gösteriyor. Şimdi bakın, o varken ben vücut harici noktasına kendi şuurumda yoktum. Onun ilminde vardım ama ben bende yoktum. İşte bunu fark edip kendi varlığına mutmainlik buradan başlıyor. Bunu fark eden zaten emin olduğu için iman ediyor. Kendi varlığına mutmain olma nispetinde kendisinin hasretini giderir. Kendi hasretini giderir. En insan hasret kime biliyor musun? İnsan herkes şunu sorar. Cennette Allah'ı görmek. En büyük hasretin budur der ya. Aslında o sensin. Rabbindir o. Rabbul Alemin değil. Ondaki senin, sendeki onun mülakisidir. İnsan en çok kendisine hasrettir. Aşık olmak da bunun bir şubesidir, dişe vuruşudur. Kendi bazı cemali hakikatlarımın bir aynada gözükmesidir. Mevcutla vücut arasında öncelik var mı abi? Öncelik şöyle. Allah'ın zatı sıfatında vücut var, mevcut yok. Değil. Mevcut esmaya bakıyor. Vücut zatı sıfata bakıyor. Şimdi mesela adama demişler ya, aşağı, ha işte bu kara bir kız işte. Leyla ile Mecnun. O öyleydi. Ama bu hale, benim bu son halime o sebep oldu. Aynadır. Resulullah da aynadır. Aynedir bu alem. Her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah bilinir, anlaşılır, tefekkür edilir denmiyor. Allah görülür dahi. Şimdi Allah Resulü'nde de ben bir aynayım. Herkes kendisini bende seyreder. Böyle Leyla ile Mecnun, o Leyla'da gözüken o da sendi. Sen kendi cemaline aşıktın. Sen kendine hasrettin. Bir parça aralandı onun aynasında. O sendin zaten. Ama bunu bir yerde de demeyin. Ya, o zaten senin hakikatin o aynada. Değil o Leyla'da. Bütün insanlar, bütün hayvanlar, cennet, cehennem, bütün melaike, bütün eflak, hep benim etsa ve efradım. Mahiyet insanı birdir. Yani hayat bahsinde. Beşinci remiz tabi. Ne diyor? Kainat, nevi, peki bunlar ne? Etsa ve efradı. Hükmüne geçer. Musa da benim. İsa da benim. Bende bir ki hakikatin o aynada çıkışıdır. Reddettiği için o şahsiyette gözüküyor. Yani ben böyle bir şey yapsaydım, iş gitseydim. Ne olurdum? Aha, bu sendin zaten. Külli bakın, külli. Nazarınızı diyor, cüziyetten külliye, cüzden kül, cüziden külli yapmak. Külli bak arkadaş. Yani arş benim, kürs benim, İsa benim, Musa benim, cennet benim,
cehennem benim. Biz Nur-u Muhammed'i Şems, Güneş, aynadaki Güneş temessülatıdır. O aynadaki Güneş cihetiyle Nur-u Muhammed'i cihetiyle bakma yetisini ve yetkisini alıyorsun. Bütün eflak bende. Hepsi benim. Hepsi benden. Cennet, cehennem hepsi benden. Hepsi senden yaratılmış. İnsan aşık olduğu arada aslında kendisidir. O aynada görünce bütün lezzetler ne aklınıza gelirse, elma sinirleri ikaz ettiği gibi, dokunmalar da böyledir. Hep sende ikazdır, uyarıdır. Sendekilerin bil kuvvelerin bil fiil çıkmasıdır. Çekirdeğin ağaca dönüşmesidir. Sen sana aşıksın. O sensin. Bir de okuyorum. Kendi varlığına mutmain olma nispetinde kendisinin hasretini giderir. İçsel aleminde bu niye? Bunu kazanan insan, arif olan insan, burası çok önemli. Psikoloji sıkıntısı olanlara söylüyorum. Başta ben. İçsel aleminde bunu fark eden arif, bu niye? Şu böyle. Niye böyle oluyor? Sorgulamaz ki. Bu tarafına da vefa demiş. Yani içsel sezişleri, uyanışları uyanınca işte böyle bakınca, külli bakınca niye böyle? Niye böyle gidiyor? Niye böyle oluyor? Allah Allah. Niye böyle şey ya? Mesela birisi aramıştı. Adamın işi gücü Müslümanlar niye böyle? Başta sen Müslümansın, sen niye böylesin dedim ben. Tamam. Sen Müslüman değil misin? Müslüman. E sen niye böylesin? Herkes gayet rahat. Senin gibi soru sormuyor bana. Hey, 15 senede bir aynı soru soruyor. Hep aynı. Ömür bile şu soru soruyor. Müslümanlar niye böyle? Sen böyle olduğun için. Her değişiklik böyle diyor. Tamam. Karanlığa küfredeceğini demiş bir tanesi değil mi? Güzel. Bir tane mum yak. İçsel aleminde biraz önce cüzden kül, cüziden külli bakmak var ya. Bakınca içsel uyanışta gördüğü zaman o öyle olması lazım. Bu niye böyle yerine? Tabii canım öyle olacaktı. Bu da böyle olacak. Bu böyle olması lazım. Rüşd abinin tabiriyle, felsefane ifadesiyle lazımdır ki öyle olsun. Rüşd abi niye böyle oluyor dedim. Lazımdır ki böyle olsun. Niye şöyle, niye böyle? Mevcuttadır. Vücutta öyle bir şey yok. İçsel aleminde bu niye, şu böyle diye sorgulamaz ki, bu tarafına da vefa denilir. Vefa denmiş. Vefa ne demek bu makamda? Onu istemiyoruz. Yani içsel sorgulamaları yapmaz. Her şeyi yerindedir, görür. Her şeyi merkezine bırakır. Merkez Efendi'nin dediği gibi. Bu farkındalığın cüziyetten külliyete çıkmanın vefanın tezahürüdür. Vefa içsel doyum, haz ve mutmainlerin haletleriymiş. Vefa içsel doyum, haz ve mutmain. Mesela abi intihar mevcudu, vefasızlık vücudu yok etmek. Yok etti. Zaten akıl vücuda bakar, zeka mevcuda bakar. Eğer siz mevcudun içine vücudu koyarsanız baki olursunuz. Bu bakış bu. Mevcudun içine ki mevcuduz, vücudu koyarsanız işte mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması baki ebedi bir vücut kadar vücut kazanıyor. Tamam? Bütün insanın problemi bu aslında. Bütün insanın problemi bu. Mevcudu. Mevcudu. Vücuda çeviremiyor. Çeviremiyor. Hani bekaya masal olur. Evet.
İmtisal, imtisal. Evet. Kendine imtisal. Mensubiyeti cihetiyle bir an yaşaması, baki mutadit vücutları kazanmasına vesile. Ya bu. Bir an. Bir an. Mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması. Bu zerrecik vücudun, hadsiz vücudun aynası, nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutlar kazanmasına vesile, kendinden daha kıymetli, baki mutadit vücutları kazanmaya vesile olan kelime-i hikmet nima olduğunu, mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması, baki vücut kadar kıymetli olduğunu. İşte mevcudun içerisine an vücut koysan, bir anda vücudu koydun, baki oluyorsun. Vefa, içsel duyum, haz, içsel kendinden lezzet alma, kendin kendinle mutmain olma haletleri içerir. İçeriden dışarıya bakabildiği için, dışarıda, içeriden dışarıya bakabildiği için, içeriden dışarıya mı bakıyor? Kar yağdırılıyor, fırtına esiyor, uçuyor, kaçıyor falan. Kağıtlar havada, toz bunan. Aa, niye böyle oluyor? Yok, kış. Herhalde. Ama ilk defa doğan kış, bu niye böyle der? Bak şimdi. Der ki, bir daha. Allah Allah. İçeriden dışarıya bakabildiği için dışarıda niye böyle, niye şöyle gibi sorgulamalar olmaz. Dışarıda olduğu için ne yapayım ya, şemsiye nerede, şey nerede, nereye gideceğiz, kaç araba kalkıyor, otobüs hangisi kalkıyor, arabamız nerede? İçeride olan ne şemsiyeyi sorgular, arabayı nereye koyduğunu da sorgulamaz. İçeride böyle şikayetler duymazsın. Arif, yani devam ediyorum bu makamda, Arif, kendi günahlarının dışında hiçbir yönü kayıtlanmayan, kendi günahlarının dışında hiçbir yönle kayıtlanmayan, günah seni kayıtlar. Mesela mutlak ve muhit olan bilgisayardaki bir sistem, mutlak ve muhit, her yön her zaman, herkes her şekilde girebilme iken, her bir günah bir yolunu kapamaktır. Yani tabiri tıpla vereyim. Variz, orası körpe olmuş, işlemiyor. Cadde kapandı. Yollar kapandı. Enfusi ders ne yaparlar şimdi? Ona yedek bir damarı açarlar. Bir sistemle içeriye girerler. Neresi kapalıydıysa, nereli kapalıydıysa orayı da lazerle yakarlar. Arif, bir daha, kendi günahlarının dışında hiçbir yöne kayıtlanmayan, günahlar kayıtlar. Ha, Arif falan, Arif, hiçbir yöne kayıtlanmayan, hiçbir yönünü kapatmayan, ferasette yükseklik demek. Yani o da nedir? Kendi yaratılışına, kendisi şahit olma serüvenine başlayan demektir. Arif. Kendi yaratılışına kendisi şahit olma serüveni başlamış demektir. Yani bütün kainatın merkezinde hayat olduğunu, hayat, bütün kainatı Allah hayattan yarattı. O hayatta sende bütün varlık, 18 bin alem sende dürülmüştür. Bu fikrin tefekkürle hisse dönüşmesidir. Arif olmak. Sır da nedir? Bu makamda sır. Hepsini böyle koyuyorum. Efsaf-ı ilahiyenin, bu çok önemli. Alimlerindir, bu benim değildir. Sır. Ha yok. Risale de der. Alimlerin de. Risale-i Nur'undur. Efsaf-ı ilahiyenin, efsaf-ı ilahiye, efsaf-ı Rabbani değil, efsaf-ı ezeli değil, efsaf-ı ilahiyenin mahiyet-i insaniyetteki
elmüzecidir. Allah Allah. Külliyat bambaşka ya. Yani bu, ben okuyorum, bu kadar anlayabiliyorum. Bir de abi tekrar edelim. Tekrar için bu Arif konuştuk, alim konuştuk, konuştuk da konuştuk. Ben tefekkür çalışıyorum. Diyorum ki, bugün sofrada değil mi kahvaltıda doktor? Hatırladım. Yani okuyorum, alacağım. Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim. İnanarak söylüyor. Şimdi sabah kahvaltısına kardeşleri söyledi. 23 senede Risale-i Nur tamamlandı. Bu, bakıyorum sureti, kanuneti, hakikati, mahiyeti kısmen fark ettim. Külliyatta bakıyorum sucunun, gusun, battun, hattun, mutalağın, işarimi, remzimi, telmima vesaire. Bir kelimeye aylarca çalıştım biliyorum. Bir şey anlatmak için söylüyorum. O da bir insan. Ama 23 senede tamamlanan külliyat la vallahi ustadın olamaz. O mana mertebelerini örmesi, birbirinin içine koyması vallahi bir beşerin düşünüşüyle olamaz. Yemin ederim olamaz. Külliyat direkt mevhibe ilahiyedir. Yani kendimi kontrol edemiyorum. Olamaz yani. Ben. 23 senedir. Ya arkadaş, şu cümleye bak ya. Sır neymiş? Efsaf ilahiyenin mahiyet insaniyedeki en müzicidir. O çalışırsa enfus ve afaki yön ben ekledim. Yani maddi ve manevi terhakki başlıyor. Yani bu kadar incelikler, bu kadar meratipler, kanuniyeti, sureti, hakikati, yani bu bütünsellik. Niye? Niye sinekledim? Gerisini niye getirmedin doktor sabah? Kardeşim, dişiniz ağrınca tefekkür edebilir misiniz? He? Taş düşürürken tefekkür edebilir misiniz? Ben 28 defa, 27 defa zehirlenmiş hapishanede. Ya bunları ne zaman tefekkür edeceksin? Ya dişin ağrıdığı zaman, taş düşüreceğin zaman tefekkür olur mu? Tefekkür olur mu Ali? Olmaz ki taş düşürüyorsun. Ya kardeşim azaptan, işkenceden, sıkıntıdan, zehirden bir an sükun bulmamış ki. Neyi tefekkür ediyor? Nasıl bunları mutabık? Ya ben masamda oturuyorum ya. Kardeş de geldi. Abi kahve içecek misin? Lan böyle sofraya mı bakıyorum? Bugün değil mi sofraya? Bakın arkadaşlar bu sofraya. İnsan utanıyor ya. Ben çok iyi hatırlıyorum 1980'de. Ekmeği, iki günlük ekmekti. Taze ekmek mümkün değil. Vakıflara diyordum. Vakıflara Allah cennette taze ekmek verecek diye söylerdim. Şaka demiyorum. Çünkü bayat ekmeği yarı yarıya alıyordum. Senin o dükkanın azilerindeki çuvalla alıyordum. Buzdolabına koyardık. 2-3 gün ekmek. Ya yarın yiyeceğimiz ekmeği bugün çıkarırdık dışarıya. Vallahi böyle. Ve çorba o kadar sulu ki mercimek. Bir şey anlatmak için söylüyor. Şimdi bakın. Kuru ekmeği gönderdiğim zaman kaşıkla arkasına yetişeceksin. Yoksa karşıki sahile geçiyor ekmek parçası. Anladın mı? Yani şaka demiyorum. Şimdi sofraya bakıyorum. Bir de masamda bunları tefekkür ediyorum. Bir de langur langur yapıyorum ya. Yok şeyim var bunun. Ya dişin ağrıdığı zaman, taş düşürdüğün zaman sen niye tefekkür ediyorsun? Bu manalar nasıl oluyor ya? Nasıl koyuyorsun ya? Bu nasıl düşünüş? Böyle olur mu ya? İnsan insanlıktan çıkarmayacaksın. İnsandır. Allah söylüyor Kur'an'da. Sen de onlar gibi bir insansın diyor. Demiyor mu? Allah. Ha demek ki ilhamen yazılıyor. İhsan-ı ilahidir. İnayettir. Tamam. İnayettir. İkramdır, ihsandır, lütuftur, keremdir. Allah'ın bize bu asırda seyru seyru olan bu asrın evladına kısa istikameti bir dersi vermek Allah'ın nimet ilahisidir. Olamaz yani. Yani bu ne ya? Ders çalışırken kahvem geliyor, kahvaltıyı yaptım, oturuyorum, bir yerim ağrımıyor. Gör bakalım neydi ya? Ondan sonra dur, var olanı okuyorum ha Risale-i Nur.
Dur. Lemaları ver. Şualar da versene orada. Ondan sonra bir şey, bir kıvılcım geliyor. Lan bu kitap yok ya, bu nasıl vücuda gelecek? Varı nakletmiyor. Yani biz mevcudu düşünüyoruz. Mevcut yok. Yok böyle bir şey. Bu nasıl dersin? Sırf efsaf-ı ilahiyenin mahiyet insaniyedeki el müzecidir. Yani sırrı ehadiyet, nuru tevhid içinde inkişaf etti ki bu yazı. Daha ileriye götüremez. Resulullah'a da öyle. Resulullah'ın elindeki vahiydir. Haşa onun değil. Vahiydir. Ustadın size ilhamı şu. Şumurlu ilhamdır. Normal bir ilham değil o. Vahim vazifesini gören şumurlu ilham. Risale'de öyle geçiyor. Ben takat getiremiyorum yani. Kaldıramıyorum böyle. Bu nasıl oluyor? Bugün kahvaltıda da bahsettik kardeşler. Bu çalışıyorum ya. Şimdi bak tekvini okuyacağız. Maşallah derim, başka bir şey demem. Ustad, o zaman dedim ki kardeşim öyle. Ustad öyle şeyler yapma. İlham edilmiş. O zaman kolay. Zorlanmıyorsun. Allah yaptı. Rahat diyorsun. Bu olmaz ya. Her tarafı ateş gibi basmış ya. Ölümle baş başa bunlar bu inceliği düşünecek, yazacak. Böyle bir şey olur mu? El insaf ya. Taş düşer. O zaman ne düşünebiliyorsun ya, hayatın bitti. O taş düşünmek doğum gibidir diyor. Bir şey uzatmıyor. Ya bu kitaplar bundan daha acayip bir zehirlemelerin içerisinde, işkenceler içerisinde bu incelikler düşünülemez. Olmaz. Bunu okuduktan sonra emir okuyoruz. Emir. Bugünkü Dima dersimiz 100 kaç abi? 163. Dima dersi. Bugün ayın kaçı? 4.07.2021 Pazar günü Tepecik'teyiz. İstanbul Tepecik'teyiz. Ondan sonra emir. Umur, emr. Ona başlamadan önce ilim, irade, kudret, tekvin mukayesesiyle başlıyor. Tamam. Böyle bir dersi Kur'an'a bizi muhatap ettiği için Allah'ıma da zatını zatına vesile yapıp hamd ediyorum. Ya Rab, sen sana şahitsin. Sen sana nasıl şahitsen, o bizim vesilemdir. Vesilemizdir. Bizi bize bırakma. Amin. Müslümanları affeyle. Amin. Nur talebeler muvaffak eyle. Rızanın dairesine hareket ettir. Günahlarımızı affet ya Rabbi. Seni sana vesile ediyoruz. Senden sanayız. Senden seni istiyoruz. Amin. Şimdi, eskilere göre tekvinle vücudu okuyayım. Ondan sonra Risale'deki şey, eskiler bak ne demiş onlarda. Koca bir alim belki de bu paragrafı meyve vermiş gitmiş. Metni okuyayım, sonra izah edeyim onları. Gafur, ben de öyle kaldıramıyorum bazen. Öyle sabah, gece, girdi. Arif, sır, bunlar şey yaparken tekvin. Ya kardeşim ya. Evamir tekvini o kadar bir şeyimize yarayacak ki, psikolojimize, her şeyimize. Evamir, emri tekvini. Böyle bir bilgi, kuru bilgi istemiyorum zaten. Hayatta olmayan bilgi ben ne yapacağım ki? Ya, böyle hani çalışıyorum ya, bakıyorum serbest bölgede düşüneceğimize, zihnimize nasıl katkı yapıyor. Ya Allah Allah. Bakıyorum böyle. Bu nasıl bir şey ya? Çok. Bak şimdi metni okuyorum. Sonra izahlı yapacağım. Mauz, iştibak, ittisafsız, muştak olan vasfına o zat üzerine ıtlak ile sahih değildir. İrade ve kudret sıfatlarına mugayirdir. İradenin eseri tahsis ve tayin
kudretin eseri sihati icattır. Bunlar bilfiil vücudu iktiza etmediğinden bilfiil vücudu icat eden bir sıfat-ı hakikiyeden dahi lazımdır. Tekvin ise bilfiil vücut onun eseri olan sıfattan ibarettir. Madumu Adem'den vücuda ihraç bu tekvin sıfatıyla hasıl olur. Tekvin sıfatı hayata taalluk ederse, ihya ve mefte taalluk ederse, bir daha tekvin sıfatı hayata taalluk ederse ihya, mefte taalluk ederse imate, surete taalluk ederse tasvir ve rızka taalluk ederse terzik, tesmi olunur. Sıfat-ı efalin cümlesi tekvine racidir. Şimdi izah okuyayım. Sınıfı kaçtır abi defterinizde? Defterde 122 ama çekmemişimdir. İsterseniz Osman nasıl yapıyor diyorsa çabuk böyle yapabileceksen hemen çek. O kalkana kadar şey olur, o ayağı sıkar. Tamam, neyse kalsın. Meus ben niçin? Mana kopmadan çabuk olmayı istiyorum. Çabuk yapacaksın. Her şey öyle. Kopmayacaksın. Zaten şeyde yaptın mı? Onu gönder. Şunu bir gönder. Şöyle gelir misin abi? Şunu gönder. Yap. Olmuyor mu? Yok yok. Tamam. Senin kendi telefonla yap. Buna aşırı değil. Kendisine yükleyemedim de. Öyle mi? O zaman... Yaptın mı? Hı hı. Şimdi komple yap böyle. Komple yap. Şöyle. Heh. Bir sayfa olsun. Yaptın mı abi? Hı hı. Şöyle yap. Yaptın mı abi? Hı. Şimdi şöyle yap. Sonra abi sizden diyeceğim, son okuduğunuzu bir daha tekrar ettiniz abi. Yani onu zaten şimdi okuyacağım bir şey. Ha, ha. Yani olmadı o. Söylediğiniz abi. Ha? Olmadı değil mi abi? Onu bir daha okuyacağım. Yok, ben tercüme edeceğim dedim ya. Hı hı. Olmadı o. Hı hı. O şimdi izah edeyim bak, görecek bu çok ilginç. O aşına değiliz o tabire. Yani çok farklı bir şey. Sen... Evet, çok farklı. Bunu da... Onu izah edeceğim. Bitti mi abi? Bitti. Şunu al. Bir tane şey kaldı bu defterden. Bitti mi abi? Hı hı. Bir de bunu çek. Bitti mi abi? Hı hı. Şimdi şuraya çekmiş miydin abi? Şu komple çek istersen. Şöyle biraz havadan kaldırırsan. iPhone'un böyle şeyi var, böyle iki tarafı da çekebilir. Osman'ı öyle yapıyordu. Çektin mi abi? Şimdi tamam. Hadi gönder. Şimdi ben izah edeyim. İzah etmeyin, gayret edeyim yani. O mübarek zatın ruhuna. Bak arkadaşlar. Burada mıyız abi? Evet. Tamam. Canlı yayında olanlar Meclis-i Nurani'den alırsınız. Gönderecek. Meus, bir metni okuyayım. Meus,
iç lüp Adem tarafı demek. Bu gönder şey gafur, ondan sonra ben başlayayım. Çünkü kopacaksın biliyorum. Bak, iç lüp Adem tarafı. Yani ilmi yok daha. Bunun zahir olması, vasıflanması, sıfat sahibi olması, bir hal takılması Adem. Duyuyor musun abi? Gafur. Evet abi. Duymuyorsun. Sen onu gönder. Hadi çabuk. Yani buna müdahale etmesi lazım Gafur abi. Yok, müdahale değil. O sorduğu için söylüyorum. Yoksa ona baba. Ama ben devam edeyim. Bakın. Adem'in zahir olup Adem'in zahir olup ilmi vücuda bürünebilmesi, sıfatlanması için ortaya çıkma arzusu, ortaya çıkma arzusu var. Adem'dekilerin vücudu ilimlere çıkıp vasıf ve sıfatlara bürünme arzusu, teris etmek, ortaya çıkma arzusu vasfına o zat üzerine, yani Adem'den serbest etmek, serbest etmek, bu irade ve kudretle olmaz. Adem'dekileri vücuda çıkartmak bir irade ve kudretle olmaz. Olmaz. Tamam. Kudret vücudu ilimleri zahir eder. Tekvinle kudret farkını söylüyorum. En can alıcı. Bunu bilsek yeter bugün. Subutu sıfattan ilim, irade, sem, basar, kudret, hayat, kelam. Yedi mi? Ha. Şimdi zatı sıfatta ise vücut, beka, vahdaniyet, muhalefetun lillahi havadis, kıyamı bir nefs, tekvin, tekvin. Şimdi kudret vücudu ilimleri vücudu harici eder. Tekvin ise Adem'dekileri vücudu ilime çıkarır. Bu da şu geldi aklıma. Tekvin ayrı bir zati sıfat. Zati sıfat. Kudret sıfatı sıfat. Yani Adem'e taalluk ediyor. Adem'e vuruyor. Adem'e vuruyor. Bu şeyi Adem ve vücut olarak bir düz x-y koordinatı gibi çizebilir miyiz düşünsek? Yani Adem ve vücut. Yani tekvin Adem'i tekvin, vücuda çıkarıyor. Adem ve vücudun haricinde vücuda çıkaran sistem aslında. Evet. Tekvin ama Adem'e vuruyor. Bak şimdi ettiğim orada dur. Vücuda çıkarıyor. Ha. Tekvin Adem'i vücut yapıyor. Kudret ise ilmi mevcut yapıyor. O zaman kudret Adem'le vücut arasında bir ilim var. Ona vuruyor. Ona vuruyor. Yani şöyle bir şey düşünebilir miyiz? Adem X vücutta Y olsun, şey olsun. Tamam. X'in de varsa yani eksiyle artı gibi düşün. Tamam. Bu arasında bir ilim. İlim var. Bu ilme kudret vuruyor. Hı hı. Doğru mu abi? Doğru tamam. Bak doğru. Bak şimdi. Tekvin senin anladığını. Evet. Şey, senin anladığını yapayım bak. Şöyle diyor. Şekil olarak. Şekil olarak. Tekvin Adem'e vuruyor. Şöyle. Bak dur bir yapayım. Sen ondan sonra şey yap. Şu dur. Adem'e vuruyor. Adem'den vücuda çıkıyor. Vücuttan ilme ilim oluyor. İlimden de kudret mevcut ediyor. Yani Adem tekvin Adem'e vuruyor.
Adem'den vücudu hariciye çıkarıyor. Bu silsile olmadan tek bin dilek de yapabiliyormuş. Ama işin melekut taraflarını yapıyor. Kudret ise ilimdekileri hariç ediyor. Tekvin Adem'i, kudret ilmi hariç eder. Peki bunlar birbirinin mütemmimi mi? Mütemmimi tabii, kopuk olmaz. Yani tabiri diğerle bu melekut tarafına bu mülk tarafına mülk tarafına. Az önce bak Kur'an soruyor, vücutla mevcut aynı anda mı? Ha, şimdi diyor ki bak, alimin şeyini okuyalım şimdi. Bir daha okuyayım. Bak ne diyor? Tercüme ettim. Lüp olan, iç olan, öz olan, cevher olan, yani Adem. Zahir olmak, zahir olup vasıflanmak, sıfatlanmak, ortaya çıkma arzusu var. Adem'den de çıkma arzusu var. Serbest olmak istiyor Adem'den. Fakat bunu diyor eski alimler, kudret ve iradeyle olmaz. Adem'den, çünkü mevcut değil. İrade ne yapar der? Bak şimdi, şunu kaldıralım. Bak abi. Ne dedi? Ha, irade miydi? İradenin eseri? Alimlerin bu şeyi, Risale'de değil bu eseri. İki, neymiş? Tahsis tezyin. Tahsis tezyin. Kudretin eseri. Sihat-ı icaptır. Madumu Adem'den, mağdumu Adem'den vücuda ihraç bu tekvin sıfatıyla hasıl olur. Görüyor musunuz? Şu. Madumu Adem'den. Madum neydi? Vücud ilimler. Mümteni vücud ilmisi yok. Nedir o mümteni? Şirk mesela. Şirk. Mümteni. Ama çok ilginçtir. Kafasızın kafasında var mıdır? Kafasının kafasında şirk var. Ama vücud ilmi değil. Var yani. İlimde var yani. O da bir ilim. Ama yani vücud alıcısı yok. Şirkin vücud alıcısı yok. Ama adamın kafasında var. Üretiyor, söylüyor. Peki nerededir bu şirk? Şirk nerededir? İlimde değil o. İlim var ama nerededir?
Adem'de şirk de var. İşte madum demek vücudu ilim, ilmi ilimlerdir, vücudu ilmidir. Mümteni ise vücudu ilimleri de vücudu yok, kafasızın kafasında var. Vücut şey zannediyor, ilim zannediyor. Oysa o tasavvurdur. Bilgi gibidir. Adem'dendir. Hasan abi, he. Şimdi mümteniyi ben nasıl anlıyorum biliyor musunuz abi? Ben bu şey sonra şey yapalım bunu. Çünkü ben şunu bitireyim. Ha orada. Mümteni sonra şey yaparsın şeyle beraber. Şimdi diyor ki iradenin eseri ha onlara çevrilmemiş gözükmüyor tabii. Canlı yayındakiler onlar görmedi. Ama artık görürler. Benim yapacak bir şeyim yok. İrade tahsis ve tayin eder. Tahtaya yazdım siz görmüyorsunuz arkadaşlar. Kudretin eseri siyah icattır. Bunlar bil fiil vücudu iktiza etmediğinden bil fiil vücudu icat eden bir sıfat-ı hakikiyeden dahi lazımdır. Ama şunu görmeleri lazım olduğundan şimdi dolayı... Resmi çekip gönderelim mi abi? Olur ama şöyle de yapmak isterim. Bak bakalım oldu mu arkadaşlar, şey yapabilirler mi? Canlı yayında olanlar. Gördünüz mü acaba? Gördünüz mü? Bilmiyorum artık gücüm yettiği kadar şey yapıyorum. Tezini yazdım da tayin mi olacak bu abi? Tahsis, tezyin. Oraya tahsis ve tayin. Tayin. Ha tezyin olmaz. Tayin. Söylediğimi yazmamış. Tayin. Aferin. Allah razı olsun. İyi yaptın. Yanlış olur mu? Şimdi tekvin ise bil fiil vücudu onun eseri olan sıfatına ibarettir. Bak, tekvin neymiş? Madumu Adem'den vücuda ihraç bu tekvin sıfatıyla asıl olur. Tekvinin vazifesi neymiş? Adem'den madumu çıkartıyor. Madum neydi? Vücudu ilimleri. Tekvin, o resmi gördünüz mü? Gafur gönderdin mi abi? Evet abi. Bir gönderdinse... Bir tanesi söylesin, gördünüz mü abi? Ki ben de sizin gördüğünüze etmiyorum. Şöyle yapıyor. Bak. Adem'den harika. Kim yaptı? Çok güzel. Hah. Allah razı olsun. Yapmış. Bak görüyor musunuz bak? Tekvin Adem'deki şey atıyor, ilmi atıyor. O vücudu ilimlerdir. Attı. İşte attıkları tekvinin ilmi attığı madumdur. Vücudu ilimlerdir. Daha kudrete şey vücudu harici çıkmadı. Madum mu? Madum. Attığı madum. He, madum. Vücudu ilimler. Ama atmadığı şeyler de var içinde. Şirk. Şirk de var. Adem'in içinde hala. Tamam. Şimdi diyor ki Adem'den bir şeyin bu kalemin vücuda gelmesi için kudret oraya ulaşamaz ki çıkarsın. Adem'den kudret çıkartamaz. Kudretin işi şu. İlimde bulunan madum olan vücudu ilimleri yani Adem haricidir. Yani harici çıkmamış, kalem olmamış ama vücud ilimleri var. Lef-i mahfuzda var. Programları var. İşte bu program projeleri dışarıya vücut yapan kudrettir. Bu projeleri, bu ilmi planları kalem yapan, tuttum bu kudrettir. Ama bunun projesini kalem yapıyor kudret. Bu bir de Adem de hiçti.
hiç. Onu vücudu ilim proje haline getiren tekvin. Tekvin sıfatı hayata taalluk ederse ihya olur. Yani ille vücudu ilimleri çıkarmıyor ki. Yoktuk kimse, var olduk. Adem'den vücuda çıktık, hayat oldu. Taalluk ederse ihya. Mevte taalluk ederse imate. Surete taalluk ederse tasvir. Rızka taalluk ederse terzik, tesmi olunur. Sıfat efalin cümlesi tekvine raçidir. Yani bütün sıfatlar oradan, kaynak itibariyle orası. Adem. Tamam. Şimdi böylelikle tekvini biraz da devam edeyim. Okuduk. Büyük eskilerin ama bize uyuyor. Sıfat subutiyetteki Adem tarafı tekvin mi oluyor? Yani bir daha söyle. Sıfat subutiyetteki sistemi, Adem'i tekvin mi? Tekvindedir. Tekvinde midir? Tekvin bunun Adem'ine tekvin mi denir? Tekvin sıfı Adem yok yani. Tekvinde başka şeyler de var. Tekvinde Adem de var. Yani sıfat subutiyeti göstermeye yarayan sisteme tekvin diyor. Tekvin, tekvin. Adem tarafı. Ademi tarafı. Zatı sıfatla vücudu sıfat farkı neydi bu makamda? Evet, subutu sıfat vacibül vücudun mevcut tarafına bakar. Zat-ı sıfat ise zata bakan yöndür. Onun için sıfat subutiyeti tekvin orada yok. Yer almıyor onun için. Oradan almıyor. Onun için yer almıyor. Evet. Adem'i tarafı olduğundan dolayı Adem, yer almıyor. Adem'i vücutlar. Zatta nasıl yer alıyor o zaman? Yani zat-ı sıfata nasıl koyduk ki biz onu o zaman? Çünkü zatta her şey, zatta kun olur senin. Mesela tekvin, tekvin içinde şirk var. Mevcudat tarafına koyarsan şirk olurdu, şirk de olurdu. Zat tarafına koyuyorsun. Zatta olmasın. Ama Allah o kadar hür yaratmış ki mevcut tarafında şirk yok. Mevcut tarafında şirk yok. İnsanın, insanı külli ve zengin yapsın diye insanın serbest bölgesine hatta ilmine kadar şirk tarafı var. Şirkin vücudu var mı? Yok. Yok. İnsanın kafasız kafasında var ama. Olmayan bir şey bende ne var? O zaman adeta benim serbest bölge tekvine benziyor. Hasan abici. Adem'dekileri vücuda, Adem alemleri gibi. Bir Hasan daha abi. Bitireyim de ondan sonra. Bak şimdi. Evet, şirk nerede var? Kafasızın kafasında var. Evet. Peki mevcutta şirk var mı? Yok. Yok. Mevcutta şirk yok, bende var. Neremde var? Kafasızın kafasında var. Kafasızın kafası neresidir? Aklın hükmetmediği yerdir. Aklın hükmetmediği yer serbest bölgedir. Kafasızın kafasında. Aklını başına al demek. Serbest bölgeyi aklına kontrol et. Serbest bölgeye akıl hakim değilse, akıl insanın aklı başında değil. Niye çıktı? Ondan sonra şimdi evet, abi. O zaman o serbest bölge akıl hükmetmediği için kafasızın kafasında şirk varsa şirk serbest bölgededir. Bak şirk serbest bölgededir. O zaman şirk serbest bölgedeyse kafasızın kafasına varsa o serbest bölge aynı zamanda ademi bir alemdir. Varı yok yoku da var eden yerdir. Tekvin diyebilirsin o zaman. Tekvin, tekvinin suretidir işte. Tekvinin suretidir. Arkadaşlar düştük mü acaba bilmiyorum. Bir şey yapıyor bu ama. Şey zon. Anladın mı burayı? Şimdi söyle Gafur. Abi ben çok farklı şeyler düşünüyorum. Çok kısa bir anlatayım abi isterseniz. Çok kısa ama. Abi ben şöyle düşünüyorum, mümteni varın var olduğunu anlamak için. Şimdi Allah'tan başka ilah yoktur demenin yöntemidir mümteninin var olması. Dolayısıyla kafasızın kafasında var. Bir de söyle yavaş.
Allah'tan başka ilah yok, la ilahe illallah demenin gereğidir mümteni. Yani ne demek istiyorsun? Hasan abi, Allah'tan başka ilah yoktur. Allah ne demek? Hariçte bir şeyin olmaması demek. Ondan başka yoktur demenin bir manası yok. O gene onun içinde. Yani varlığın var olduğunu anlamanın yöntemidir mümteni. Mümteni olmazsa iman dahi olmaz. Yani biraz anlatmak istediğim bilmiyorum çıkıyorum ama abi. Bir o. İkincisi de abi tekvinle alakalı da şöyle düşünüyorum. Bir subuti sıfatlar, bir zati sıfatlar var. Hasan abi, kum saatinin üst tarafı, onun boğum tarafıdır tekvin abi. Hepsi oradan süzülerek subuti sıfat haline getiren tekvindir diye düşünüyorum abi. Tekvin böyle bir şey abi. Ben de o kanattayım. Nasıl söyle, en son söylediğini? Hasan abi, bir kum saati düşünün. Hı hı. Bütün zati sıfatlar üst tarafta. Hı hı. Subutiye akmak zorundalar abi onlar. Hı hı. Subutiye aktığı o boğum noktasıdır diye. Evet. Yani bu cihetten arada berzah gibi bir şey diyebiliriz o zaman. Yani zaten alimler ondan dolayı, alimler tekvine, bazı alimler ve belki de ekserisi tekvini subuti sıfata koymuş. Evet. Koymasının sebebi berzah oluşundan orası gözükmüş ona. Ama ihatası büyük olanlar zata koymuş. Ama biz ikisinin arasına koyuyoruz. Evet. Yani ikisinin arasına koymuyoruz. Gene zatı sıfatın oradadır. İşlevi böyle. Berzah demek mahluk yönü olduğu için vacibül vücutta berzah yok. Ya subutu sıfattır ya zatı sıfattır. Hasan abi, Adem, vücut, ilim, kudret diyorsunuz ya, bunların her biri tekvinin içinde bizzatı mevcut zaten Hasan abi. Yani bunu bizim anlamamız, bunun dışarı çıkması bize ilim görünüyor, kudret görünüyor. Evet, doğru. Doğru. Şimdi ben şeyi okuyorum, şeyden başlayayım şuradan. Hasan abi, tekrar link atın diyorlar ama. Yani şeydir, Furkan, bu biz zoma alışamadık. Bir saat demek ayarını yapamadı. Bir saatte şimdi kaydediyorum diyor çektiğini. Hmm. Oysa biz limitsiz kaydedecekti. Yani tekrar yani bunu, yani bilen yok mu bunu kullanacak? Yani bir saatlik ayar yaptığı için. Hasan abi bir link göndermişler. Hasan abi bu linke girerek tekrar bağlansın diyorlar. Tamam, nereye göndermişler? Bip'e mi? Meclis-i Nurhani'de abi. Tamam, bir daha bakayım. Ama şu anda kaydediyor. Furkan şey yapamıyor. Yani biraz bir gün önce yapsaydık güzel olacaktı, aletimize de zarar veriyor. Program parayla satın almasanız bir saat. Parayla aldık, parayla aldık. Bu parayla alınmış, en kaliteli. Ama kullanan bilen olmadığı için, yani iyi bilen yok. Mesela bu kaydı bir saat yapmış. Aslında kaydı saatler üstü olması lazım. Bir saat sonra beni devre dışı yapıyor, bir güzel kaydedin. Ama diyecekti ki sonsuz kaydet. Böldü dersimiz abi ya. Böldü tabii ya. Yani keşke yapmasaydık son. Yani aletimizi de bozdu. Bir gün önce olsaydı iyi olacaktı ama neyse. Şimdi ben ilmi şuradan okuyorum. Size gönderdiğim sayfada 6'da yazıyor. 6. sayfa. İlim ile temyiz, teşhis ve tayin edilir. İrade ile tercih ve tahsis edilir. Kudret ile tesir, ispat ve icat edilir. Ondan sonra tekvin ise hakka kadar tekvin hakka kadar halka bakmaz derler eskiler. Ben o zaman bunu bir yazayım. Siliyorum. Bu duruyor mu? Bakalım. Bak şimdi arkadaşlar. Bunu
çevirebilirsen ne diyor? Tamam, yapalım. Çevir şeye. Kaldırarak. Heh. İlim ile iki, üç. Temyiz. Teşhis. Tayin. İrade ile tercih, tahsis. Görüyor musunuz arkadaşlar diğerleri? Canlı yayında olanlar. Hasan abi bari ben bağlanayım da telefonumu oraya koyayım öyle mi? He öyle koyun. Olmadı mı? Bağlanmadı mı? Ya, görmemiştir belki abi. Yani yoklar mı? Görüyoruz abi, görüyoruz. Görüyor musunuz? He. Daha bana bir bununla alakalı bir şey sormayın ya, beni giriyor ve kopuyor, koparıyorsunuz ve kapatırım, buraya ait olur. Bana bununla alakalı bir şey sormayın daha, bilgisayarla alakalı. Tamam. Kudret ile tesir, İspat, icat. Farkı görüyor musunuz abi? İlim ile temyiz, teşhis, tayin. İrade ile tercih ve tahsis. Teşhisle karıştırma bunu. Kudret ile tesir ediyor, ispat ediyor, icat ediyor. Risalede geçen bunlar. Tamam? Tekvini yazıyorum. Hakka bakar, halka bakmaz. Farklı olsun diye halka bakmaz. Derler eskiler. Görüyor musunuz abi? Eskiler bak, eskilerin cümlesini tırnağa aldım. Tekvin, hakka bakar, halka bakmaz. Derler eskiler. Çok önemli bu. Ne anladınız abi siz ondan? Allah canibindeki vücut dedim ya, kudret mevcuda bakıyor. Tekvin vücuda bakıyor. Vücut alemlerine bakıyor. Yani kudret vücut ilimleri vücudu harici yapar, mevcut yapar. Tekvin Adem'i ilme vücuda dönüştürür veya yaşarken küfür, şirk ehlini Adem'e atar. Kudret Adem'e atamaz. Adem'den çıkaramadığı gibi kudret varı da Adem'e atamaz. Bir daha. Kudret ilimden vücuda çıkarır, vücudu ilme dönüştürür. Şirk ehli Adem'e nasıl çalışıyor? Oraya gücü yetmez. Varı Adem'e atamaz kudret. Tekvin atar. Çünkü tekvin Adem'den vücuda çıkarttığı gibi Adem'i de vücut yapabiliyor. Yani Adem'i şeyler tekvin çalışıyor arkada. Yani
aslında her ilmi vücutta, her mevcutta, her vücutta arkasında gözükmeyen bilgisayar yazılımı gibi Adem var. Ademsiz şey yok, vücut yok. Çünkü mertebeleniyor ya. Yani neydi Adem? Vücutsuz vücut. Şurada bir şey yazdım, Adem. Biraz yaslanın, cümleyi söyleyeceğim. Böyle bir şey olur mu? Ama yaslanarak dinleyin şimdi bak. Neymiş? Adem, yaşanmamış yaşananlar. Adem, yaşanmamış he yaşananlar. Nasıl oluyor? Vücutsuz vücut gibi. Yani cehennem Adem hesabına çalışıyor ya. Günahlar cehennemedir. Şirk ve küfür Adem'edir. O zaman tekvin çalışıyor. Ya tekvinin ne işi var? Kudretle konuşsak, işinden çıksak olmaz mı? Çünkü kudret mevcudu Adem'e atamaz. Adem'den çıkarmadığı gibi varı da Adem yapamaz. O zaman cehennem vücut alemleri olduğundan kudrete bakıyor. Cehennem, evet. Cehennem de nereye çalışıyordu? Adem'e çalışıyor. O Adem'in vücutsuz vücudu tekvin yapıyor. Yani tekvin kudret gibi bir şey. Fail ya. Ama işte bir Adem. Adem'in Adem'i, cehennemin Adem'i ne oluyor abi o zaman? Cehennemin Adem'i Adem. Yani cehennemin Adem'i. Adem'in Adem'i tekvin oluyor o zaman. Tekvin işte, tekvin. Yani bakın, vücutta işlev kudrettir. Adem'de işlev tekvindir. Kısacası bu. Mesela adam şöyle düşün. Günah Adem'e çalışıyor diyor. Yani mesela cehenneme günah işliyor. Bu kudretle alakalı. İçki içmesi, şunu bunu yapması kudretle alakalı. Ama şirk, şirkin vücudu yok ki. Ama var. Vücudu da yok. Vücut ilmisi de yok. Hani şeyde ama kafasızın kafasında var. Bak arkadaşlar. Bak arkadaşlar. Şirkin mümteni olduğu için ilmi vücudu da yok. Allah'ın zıttı düşünülemiyor, iddia edilir. Hani Allahsız düşünmek iddia ediliyor. Bütün inkarlar iddiadır. Şirk yok çok. Şirkin vücudu yok ki ilmi olsun. İlim vücuda tabi ya. İlim maluma tabi ya. Şirk denen bir şey yok ki ilim olsun. Ama var kafada. O iddiadır, zandır, bilgidir, malumdur, malumatlardır. Peki nerede var? Bakın iyi dinleyin burayı, kaçırmayın. Bu madem yok ama kafasızın kafasında var, o zaman kafasızlık neresi? Yani aklının başına alınmadığı bir yer var kafada. Aklın hakim olamadığı bir yer var. Serbest bölge. Orası Adem'e de çalışıyor, vücuda da çalışıyor. Mevcuda akıl çalışıyor. Serbest bölge vücut ve Adem'e çalışıyor. Oradan aşağısı ise mevcuda çalışıyor. Bakın arkadaşlar, Adem tarafımız serbest bölge. Ama aynı zamanda vücut tarafımız. Hem Adem hem vücut. Burada bu serbest bölge. Adem tarafı tekvin, o serbest bölgedeki Adem'deki serbest bölgedeki vücut bölgesi kudret. Şöyle diyeyim. Anladık mı burayı? Dima sistemi serbest bölgesi Adem'e çalışır. Ama vicdan ve zihin vücuda çalışır. Vücuda çalışır. Vicdana ve zihne gitmediği için Adem'e gidiyor. Şuraya yapayım bak. Yani, evet doğru. Burada da göstereyim. Vücut bulamadığı için kafirde, evet. Kafirde vücut bulamadığı için bak. Ademe gidiyor. Ademe gidiyor. Bak serbest şimdi. Bölgesine, kafasızın kafasındaki yere gidiyor yani. Kafasının kafası. Bakın elime bakın, vardı da ben ezberden söylüyordum. Burası neresi abi? Serbest bölge. Serbest bölge.
Canlı yayında da görüyorlardır herhalde. Burası akıl mı? Evet. Çok önemli bak şimdi. Bu akşamki, şey bugünkü dersimizin ana teması bu. Kafasızın kafası, kafasız ama kafa burası. Aklın hükmetmediği yer kafasızlıktır. Akıl mutlak hakim değil. Tamam. Bu serbest bölgede, bu akılda ve ilimde şirkin vücudu yok. Böyle bir şey vücudu malum olursa ona ilim olur. İlim maluma tabi olur. Ama şirkin Allahsızlığı düşünülemez ki. İlmi yok. İlmi olmayınca peki ama kafasızın kafasında var. Batıl ilim der usta. Şurada. Tasavvurda. Tamam mı? Şurada var. Nedir o? Zanlar, bilgiler, malumatlar, şüpheler, tereddütler, şirkler kırla gidiyor. Nedir o? Vücud ilimleri yok onun. Hep mümteni. Mümteniler var. Şirk mümtenidir. İnkar mümtenidir. Tamam mı? Şimdi bu imkanatı veriyor mu bu? Şirke imkan veriyor mu burası? Ama burası vermiyor. Burayı veriyor. Tamam, buraya kadar geldik mi? Hususi dünyası veriyor. Umumi dünya vermiyor. Diyor. Yok. Burası. Şirke burası imkan veriyor. Şirke imkan veriyor. Küfre imkan veriyor. Ama buradan aşağı yok. Çünkü yok vücudu. Ha, insan çok zengin olsun diye Allah o kadar acayip bir hürriyeti seviyor ki kendi yokluğu mümkün olmadığı halde o tasavvuru mümkün. Yokluğu. Tasavvuru biz, Allah'ın yokluğunu tasavvur etmek ilim zannettik. Allah'ın yokluğunu zandır. Bilgidir. İlim değildir. Tamam mı? Şimdi bu imkanı bize veriyor mu burası? Ama burası vermiyor. Şirkin vücudu burada var. Şurada. Burada yok. Buraya verdiğine göre şirkin, şirkin yeri de tekvinde Adem'di. O zaman bu serbest bölge, aklın hükmetmediği, kafasızın kafası dediğinden yer burası. O zaman burası vücutla Adem'in çarpıştığı bir alem. Burası. Vücutla şirk var burada. Ama Allah hakkında da bilgi var. Burada tasavvur yok mu? Allah hakkında bilgi var. Tamam, bilgi var. Ama Allah'ın yokluğuna dair iddia da var. O zaman Adem ve vücut. Ha, o zaman burası neresidir? Hem tekvin var burada. Başka ne var bir zat-ı sıfattan? Vücut sıfatı var. Burada. Hani zat-ı sıfatta ne vardı? Vücut. Kıdem. Beka, vaktaniyet, muhalefetun lilavendis, kıyame bi nefs, tekvin. Burada tekvin var çünkü şirk var. Burada vücut alemlerinin sureti var. Burada hep her şeyin sureti var. Tekvinin de sureti. O zaman vücut da var burada. Çünkü Allah'ın hakkında bilgiler de var. O zaman zat-ı sıfattan tekvin, yani şu şeyden, şeytandan tekvin, bu taraf, ademi şeyler tekvinden, vücudu şeyler, vücuttan. O zaman kafasızın kafası burası. Burada Adem de var, vücut da var. Buraya kim hükmediyor? Tekvin. Buraya kim hükmediyor? Kudret. Adem'e, adımız gibi bileceğiz, Adem'in vücutsuz vücuduna tekvinle alakalıdır. Kudret, nereye, ben ne yapayım diyor. Kudret diyoruz ki, kardeşim şunu yapsana bu tarafa. Neyi yapayım, yok öyle orada bir şey. Ya orada su var, suyu bu tarafa koy. Yok ki. Neyi koyayım diyor. Yok ki. Kudret vara taluk eder. Ondan sonra mahluk olur. Ama abicim, zan da kudretle ilişkilidir gibi düşünüyorum. Ya her şeyin. İradenin, şeyin. Ama mümteni değildir yani abi. He? Zan, şimdi mümteni zan değildir. Yani. Yok, orada mümtenilik de var. Zanda mı arıyorsun? Zanda da var. Niçin var biliyor musun? Mümten ne demek? Şirk mesela. Allah'ın yokluğu. İfrat tefriti. Zanın ifratı şeytandan değil mi? Zanın ifratı şeytandan. Her şeyin. Tefriti nefse emaret. Vasat-ı sünnetten nimet. Her şeyin ifratı şeytandan. Peki zanın ifratı? Ama abicim şeytan var. Mümteni yok. Yani yok. Ha yok.
Yok işte. Yok. Vücut yok ki. Yok ya. Yani. Ama kafasızın kafasında niye var yoksa? Yok diyebilmek için varlık olması lazım. Yani. Şimdi Hasan abi, tasavvurla tahayyülü şöyle düşünebilir miyiz abiciğim? Çok özür diliyorum. Mesela jeneratörün rotor statörü var ya, bir dönüyor, biri sabit duruyor. Şimdi hiç dönmediklerini varsayarsak eğer, buradaki elektrik nerede abi? Yok ki. Yok. Yok. Yani yok. İşte bu kudret, az önce okumuştu ya Levanar 9'da. Neydi? Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat diyor abi. Ayrı mahs olan vücuttan ziyade şer mahs olan Adem'e yakındır. Niçin biliyor musun? Zaten mevcut nedir? Adem'le vücudun devri devranıdır. O zaman mevcut oluyor. Elektrik o zaman geçiyor. Elektrik o zaman. Yani Adem zaten yok. Neyi dönecek? Ama vücut var. İşte Adem'den kudrete, kudreten Adem'e dönerken vücut denilen bir şey çıkıyor. Mesela elektrik. Şimdi elektrik yok. Endüvi dönüyor böyle şeyin. Tamam. Elektrik motorun için. Endüvi, yastık dikslerin içine endüvi dönüyor. Bu döndükçe ne diyor? Sebebin bilinmiyor, endükleniyor diyor. Bu dönerken, bu yastık diskler var yani. Evet. Burada mıknatıslar var. Bakır bobin burada dönüyor. Burada dönünce manyetik bir alan oluyor. Manyetik alan o kadar sıkışıyor ki burada bir kablo var. Kablodan ancak başka nefes alamıyor, yol buluyor. Çıkarken, çıktığı zaman ona biz elektrik diyoruz. Abiciğim şunu söyleyebilir miyim? Bakın. Hasan abi. Evet abi. Abi şimdi orada elektrik yok diyemez ki. Elektrik orada belki enerji değildi ama bir alt daha latif olan esirdeydi yani. He işte öyle bir şey. İşte zaten öyle. Yani ona mümteniye örnek gösterilemez. Peki bir şey sorayım. Serbest bölgede vacip var mıdır? Vardır. Her şeyin sureti var Mehmet abi. Peki şey diye tarif ettiğimiz şey. Vacip, mümkün ve mümteni var ya abi. Evet, hepsi var. Vacip, mümkün ve mümteni üç tanesini serbest bölge diye tanımlarsa, onun içerisinde mümkünün alt tarafında iki tane ok çıkarsak, birine madum ve adem tarafı, birine de mevcut ve vücut tarafı dersek, adem ve vücut bu bize bakan tarafı, yani tekvindeki adem ve vücut sıfattaki vücuttan bahsetmiyorum. Şunu bir çeksene, gel bunu diyor. Ben veya bir çek bakayım sen burayı hemen bir gönder. Buraya bir göndersen. Şimdi bu Adem'deki bunu tekvine vücuttaki kudrete bakar diyebilir miyiz? Bir daha söyle burayı. Bir daha söyleyeyim mi abi? He. Şimdi vacip, mümkün ve mümteniye serbest bölgede her şey var. Var. Şimdi geliyor zaten. Burada... Bu ne konuşuyorsa bak göreceksiniz. Serbest şey atar mısın Meclis-i Nurani'ye? Attım abi. Onu senin söylediğini işaretleyeceğiz. Daha onu yazmışım ama çekmemiştim size. Şimdi söyle abi. Şimdi mümkünü ayırıyoruz oradan. Bizi ilgilendiren mümkün. Mümteni ve vacip birbirine zıt olan iki tane şey. Mümteni olmayan şeyler. Yani sadece kafada var. Heh. Sadece düşüncede var. Hiçbir ilmi vücuda olmayan bir şey. Heh. Arkadaşlar Meclis-i Nurani'yi açtınız mı? Hemen geldi mi? Geldi abi. Ha bak ne. Orada şekil var bak. Ha. Tamam. Hasan abicim ben Mehmet abinin mümkün tarafını dört, ikiye dört. Ayıralım. He. Birisi mevcut tarafına gidecek, birisi madum tarafına. Yani madumun karşısında mevcut. Madum Adem'e çalışır, mevcut vücuda çalışır. Bunlar bizdeki karşılıkları. Yani tekvindeki Adem ve vücuttan zati sıfattaki vücuttan bahsetmiyorum burada. Bu vücut kudrete bakar, buradaki Adem de tekvine bakar diyebilir miyiz? Son bir daha söyle, son söylediğini söyle. Madumdan sonra söyle. Madem Adem dedin. Madum Adem'e atar. Mevcut vücuda. Tamam. Buradaki vücut kudrete, buradaki Adem de tekvine. Tamam. Doğru. Çok doğru. Tamam, aynen öyle. Abi mümteni konusunda anlaşamıyoruz. Olmuyor, öyle değil. Olacak. Madum abi zandadır. Madum zandadır. Sizin zannınızda madum olan bence madum olmayabilir. Madum zanlardadır. Şimdi zaten bunu yapacaksınız siz hele Fatih'le. Bu salı günü yapacaksınız. Yok bu salı günü mümkün değil abi. Niye? O çok abi çok bu çok. Sen 10 seneden beri bunu konuşuyorsun. Ezilir.
yani mümkün değil. Onu çok teferruatlı, yanlış olmadan, kimseye şey yapmadan, oturaklı yapmak lazım. Yani yapılacak inşallah ama biraz zaman. Ha öyle mi? Tamam. Şimdi şöyle bir şey, gördünüz mü şekli? Hani ben çizmeme gerek yok değil mi? O telefonunuzda var bak, görün. Meclis-i Nurani'de açın. Ben de onun üzerine konuşayım. Bir de Hasan abi bir şey daha diyebilir miyim ya? Dinliyorum. Bu en baştaki tekvin ve kudret ayrımını yaptık ya. He. Tekvin ezele, kudret ebede bakar diyebilir miyiz? Bir de söyle. Tekvin ezele. Tekvin ezele, kudret ebede. Denilebilir. Denilir. Evet. Çünkü vücud hariciye çıkmış artık. Mutlaklıktan muayyenleşmiş. Denilir abi. Güzel. İlmi ezeli zaten. Evet. Şimdi arkadaşlar şu gördünüz mü bak. İlim, irade, kudret, tekvin. Tekvin bizimle alakası yok yani. Hakka bakardır. Hakla alakalı. Öyle. Adem mevcudu küfür, şirk var ya, namazsızlık adamın, namazsız bir hayat, Adem'e racidir var ya, yeknesak istirahat döksen, yeknesi yani hiçbir fiil yapmıyor, yani şey, fiil derken ibadet yapmıyor, ahiret hesabına çalışmıyor bu adam, namaz ne yazı yok, araba yapar, uçak yapar, zengin olur, bu adam yaşamamış oluyor, bu Adem. Peki bunu Adem'e atan nedir? Kudret midir, tekvin midir? Tekvindir abi. Çünkü kudretin böyle bir işlevi yok. Yani bu mevcudu Adem atamaz. Atamaz. Hasan abi, 5 dakika, 2 dakika bana bir müsaade verin abi ya. Şimdi Hasan abi, bakın, bir geldim ya ben tahtaya. Bakın tahtaya geldim, kalemi elime aldım. Tamam. Hasan abi, tamam. Bakın kalemi elime aldım. Bir şey çizecek miyim? Hı. Çizecek miyim? Ve çizerse çizmiş olacaksın. Mesela? Şimdi kuvvetli. Mesela yaptın mı abi? Hı. Ne yaptın? Elma yaptım. Hı. Az önce var mıydı bu? Bu var mıydı az önce? Yoktu. Yok, neredeydi? İlmi vücuttu. Neredeydi? İlmi vücuttu. İşte bu bölüm Adem. Sendeki Adem. Bu bölüm bendeki Adem abi. Hı. Bendeki bölüm Adem. Şimdi ama biliniyordu değil mi kafanda bu? Vardı abi, nasıl diye. Ya hayır. Serbest bölgede var. Bak sen, hayır. Bak. Adem'in vücud ilmisi de yok ya Gafur. Efendim abi? Vücud ilmi yok ki. Vücud ilmiye perde olmuş bir ünvandır. Ha ama ilim orada ortaya çıkmış. Onun böyle ilmi yok Adem'in. Şimdi bir saniye abi. Orayı bir sen şey yapman lazım. Şimdi bakın abi. Abi o imkanat dairesinde, Adem'de olamaz. İmkanat dairesinde. Bakın şimdi, şimdi bakın, bak Mehmet abi, şimdi bir şey söyleyeceğim. Şu asıl ya ama bir şey yapıyorsun. Şu abi, bakın şunu söyleyeceğim. Çabuk abi. Söyle. Şimdi abi, ben bu elmayı var ettim, yani var ettim Hasan abi. Var etmedim, var etmeseydim elma neredeydi abi? Bakın bu elma neredeydi? Yok muydu abi? Vardı. Neredeydi? Vücut ilimdeydi. Nasıl? Vücud-ı ilmi deniliyor, proje. Tamam, vücud-ı ilmi miydi? Bir dakika, o zaman... Sonsuz imkanat dairesindeydi, sonsuz ihtimaliyat imkanat dairesindeydi. Yani Hasan abi dediği gibi ilmi vücuttaydı. İlmi vücut, evet Gafur abi. Peki bir dakika, ilmi vücut. Bak, Mehmet abicim, ilmi vücut diyorsun değil mi abi? Adem evet. İlmi vücuda perde oluyor diyoruz. Göze başman. Adem ilmi vücuda perde oluyor diyoruz. O zaman bu elmayla benim aramda bir yerde bir Adem var. Bunu bana gösterecek ya da göstermeyecek. Tamam o konu değil ya. Bizi... Hadi bak gel. Abi Adem'in bizle alakası yok. Tamamen. Niçin anlaşılmıyor biliyor musun? Adem olduğu için. Adem'in vücudu yok ki. Ya Hasan abi. Adem'in içinde ilim de yok. Abi mümteni yok. Yani yok. Mümteni Adem değil ki ya. Tamam değil ama yani şimdi bak, Mehmet abi şey yapıyor bak, mümteni. Bak Adem neymiş biliyor musun? Vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır demek. Ne demek abi o? İlmin ortaya çıkmasına sebep olan sebepsizlik. Vücutsuz vücut.
Şimdi Hasan, yok ama Hasan abi varın gözüktüğü. Allah aşkına Hasan abi. Tamam. Bir dakika şunu yapacağım. Dayanamıyorum. Şunu söylemek istiyorum abi. Lütfen benim kafam ben anlamak için yapıyorum. Şimdi bakın geldim. Biraz yavaş komşu. Geldim, çizdim. Çizdin. Ne oldu burada abi? Kudret tahallük etti değil mi abi? Evet. Kudret tahallük etti. Evet. Gelmiyorum, çizmiyorum. Tamam. Çizmiyorum. Peki kafanda yok mu? Efendim? Kafanda yok mu? Kafamda var ama çizmiyorum. Bak hocam, şimdi. Kudret diyorsunuz, Adem'e atamaz diyorsunuz ya abi. Hı-hı. Kudret Adem'e atamaz. Bak burayı anladım da burayı çözemedim bak. Şu anda çizmedin. Evet. Çizmediğin zaman da senin kafanda yok mu? Kafamda var. O kafandaki Adem midir? Abi ilim Adem'dir tabii, niye öyle diyorsunuz? Hayır Adem değil o. O vücut değil mi? Hasan abi. Hasan abi. Evet, vücut ilmidir. Adem bizle alakası yok. Evet, abi bu Adem'den vücudun ilmiye çıkan... Evet, doğru olsun. Adem'e göndermek sadece Allah'a ait değil mi? Biz tabii. O zaman Gafur kardeş, Bekarlık Gafur kardeşin yaptığı sadece ilimden... Bak diyor, şimdi Adem'den vücuda dedi ki... Adem'den vücuda çıkartmak, vücudu Adem yapmak Allah'a mahsus. Evet, bravo. Evet. Çok güzel söylüyor. O zaman diyor, Gafur'un yaptığı diyor, ilmi vücuttan, vücudu hariciye ilmi vücuda dönüyor. Şimdi sen elma yapmadın, çizmedin. Senin kafanda yok mu? Var. O kafanda var diyebilme, o var kelimesi vardır. Ama meratibi değişik. Vücud ilmi denilir, vücud harici değil. Yani var yani, senin aleminde sureti bile var elmanın. Kudretin taalluk etmemesidir Adem o zaman abi. Bak, hayır. Bu kudret taalluk etmediği şeylere, beni dinle. Kudret taalluk etmediği şeylere vücudu ilim denilir. Kudret vücudu ilimlere taalluk ettiğine de vücudu harici denilir. Mahkum. Tamam. Ama kudret taalluk etmedi, sen de duruyor. Gafur. Sen de duruyor, sen çizmedin, duruyor. Ona Adem denmiyor. Senin kafanda olduğu için Adem olsa bilinirdi, ona Adem denmez. Yok ki. Kafada da hiç yok. Kafada da mı yok? Kafada da yok. İşte o mümteni abi, Adem'le mümteniyi karıştırıyoruz. O dediğiniz sizin de hayır, hayır, mümteni hayır. Abi. O değil. Mesela diyelim ki mümteni şirke denilir. Adem ise öyle değil. Allah'ın tekvininde Adem var. Bizde Adem yok. Adem yok. Yok. Ama tekvinde Adem var, vücudu var ama bizim bildiğimiz gibi vücuttan değil, tekvinde Adem var, Allah canibinde var, bize bakan yönü yok onun. Bak şimdi, tekvinde Adem var ama bizde yok, bizde bilinemez. Vücudu ilmiyeye perde olmuş unvandır demek, bu yazıyı görüyor musun? Bu yazının yazılabilmesi için bu kağıt lazım. Evet. Bu kağıdı da kağıtsız düşün. Bu ilmin ortaya çıktığı zeminsiz zemin Adem. Yani bu yazıyı ortaya çıkartan ara boşlukları gibi. Allah tekvininde, Allah canibinde Adem var. Ama Allah canibinde şirk yok. Çok güzel abiciğim. O zaman bakın emir ile evamir arasındaki farktır aslında Adem abi o zaman. Bakın, bilmiyorum ifade edeyim. Emir ile, evamir, yani tekil ile çoğuldur ya. Abi yok, şu manada da söylemek istedim abi. Şimdi evamiri tekvin ediyoruz, emri tekvin ediyoruz ya. Aslında ikisi de aynı şey. Yani paranın bozuk yazı tarafına bakıyorsunuz, tura tarafına bakıyoruz. Bak. Abi, aslında aynı şey. Bak şimdi. Emri tekvini ile kendisini evamiri tekvini olarak ifade eder. Evamir tekvini mahluk tarafıdır, emri tekvini melekut tarafıdır. Tamam mı? Şimdi ikisini cem eder, emir. Şimdi şöyle değil, daha önce demiştim. Şu binada çimentolar yukarıya çıkacak. Celaskallar. Celaskal kurulmuş. Çıkarıyor. O çıkarma anındaki o faaliyet kudret. Çıkarıyor. Bu sistem ilim. Çıkmasını bu sistemden de önce oraya çimentoların çıkmasını istemem, tercih etmem, irade. Her şey tamam. Ama ol demedikçe olmuyor.
kudret de aktif değil. Kudrette o çıkma anı var ya, Celal Asgar çimentoyu çıkarıyor. Onun adı kudrettir. O kudrettir. Kudret oluyor. Ama bu kudreti de aktif edecek ol. O işte ol diyen, yani irade istedi. O gene olmuyor. Kudret de tamam var, olmuyor. İlim de var, tamam olmuyor. Ama birisi emretmesi lazım. Bu emri Rabbani abi. Hayır, emri Rabbani'ye daha gelme. Esmadır çünkü emri Rabbani, emri ezeli, emri ilahi. Daha öteye, daha öteye. Tabii, emir tekvine bakar orada. Yani o vara, emri Rabbani öyle, vara ol diyor. Emri Rabbani o. Yok öyle bir şey. Allah var, hiçbir şey yok. Hiçbir vücudu ilmini yok. O emiri veriyor. Artık ifade edemiyoruz. Emir orada var. Şimdi kısacası, Allah canibinde, tekvinde Adem var. Bir Allah da var. Bu çünkü Üstad diyor ki, Adem-i mutlak, Adem-i mutlak var, bir de Adem-i sırf. Adem-i mutlak yok, Adem-i sırf var. Şimdi Adem bizimle hiç alakası yok. Allah canibinde olduğu için zorlanıyoruz. Allah tarafıdır bu. Çünkü zat-ı sıfat ya. Tekvin zat-ı sıfat tarafı, subut-i sıfat biz tarafı. Şimdi zat-ı sıfat olduğu için orada bir şeyler yapabilir miyiz diye kazıyoruz. Tamam. Ha o zaman niye anlamıyoruz? Orada Adem'de ilmi vücut da yok. İlmi vücut olsa vücud-u ilim denilir. O zaman subut-i sıfata döndü. İlim alma tabii ya. Orada malum yok ki ilim olsun. Bunun ilmi yok mu? Var. Onun ilmi nereye bağlı? Bu maluma tabi. Orada Adem'de malum yok. İlim de yok. Allah canibinde bir şey bilmiyoruz. Allah canibinde. Ama biz biliyoruz ki subut-i sıfattaki ilim nereden çıkacak? Çünkü mahlukata bakıyor sıfat-ı subutiyeler. Sıfat-ı zateler vacibe bakıyor. Yani o zaman ilim ise vücud ilmiye perde olmuş, Adem ise vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır. Perde demek örten değil, külliyatta ekseriyetle. Perde, sinema perdesi gibi filmin ortaya çıktığı yer. Ama herkes filmi görüyor ama hiç kimse perdeyi görmüyor. İşte o Adem, perde. O film ise ilim. Ha, Adem nasıl bir şey? Yok ki bizim dünyamızda yok. Yani kafandaki proje, elma projesi de yok. O var senin kafanda. Eğer bir şey düşünmüşsen Adem değil o. Vücud ilmidir. Ha, çizdin, o mevcut oldu. Çizmedin, madum oldu. Kafada var. Kafada var. Madum demek, ilmi kelamı tabiri bizim değil yani. Risale'de var. Madum, ilmi olan bir yapıyı, ilmi bir projenin vücud haliciye çıkarsa mahluk olur. Çıkmasa madumda kalır. Madum ne demek? Vücudu ilimleri. Kafamda bir sürü bina var. Mutayit. Kafamdaki bina projeleriyle ben zengin olur muyum? Vücud haline çıkmadı. Ama kendim zengin şöyle olurum. Zengin düşünürüm. Çünkü bir sürü kıyaslar var. Emri nisbiler var. Emri itibariler var. Onun için bizde madum şöyle var. Emri nisbi dışarıdan alma özelliğimiz, emri itibari ise örf, anane, gelenek, kültür ve ilmin ve dışarıdan aldığımız şeyleri harman etme özelliğimize itibari denilir. O zaman dışarıdan alma özelliğimize nisbi, mesela sığıra, anlatsak bunu, kalemdir demez. Kediye dese ki bak bu muhabbet kuşudur, sevilir, yenmez bu. Yenecek şey değil. Anlar mı? Niye? Emri nisbisi yok. İçeriye alamıyor. Anlamlandıramıyor. İşkembesi dışarıda, onunla alakalı görüyor bir şey. Dışarıdan alma özelliğimize emri nisbi, nispet ederek. Bu. İçeriye aldım ben bu kirazı diye. Seni içeriye aldım. İstediğim gibi seni soyarım, kafamda çıplak yaparım, kafanı, kolunu, bacağını keserim, seni beyaz yaparım, seni sipsiyah da yapamaz mıyım? Dışarıdan aldığımı içeride aynı öyle durmak zorunda değil. İstediğim gibi evirip çevirebilirim. Ona itibar denilir.
itibaridir. Tamam mı? Emr-i nisbiler diyor Ustad İşaret Çizgiler, 1 milyonsa itibariler sonsuzdur. Onun için cennet tanımlanamaz. Çünkü niye? Benim itibarim sonsuz ihtimaliyatlar olduğu için ben itibarimin vücudunu isteyeceğim cennette. Onun için cennet itibarilerin vücud halecisi olduğu için nasıl olduğu bilinemez. Anladın mı? Ha, demek ki tasavvurda emri nisbiler var, emri itibari var. Şimdi dışarıdan aldığımı nispet ettim, içeride onu şekillendirdim. Ha, o zaman ben içeride aldıklarımı bir sürü itibariler yaptım. Mimarım. Bir sürü projeler var. Ama bir tanesini yapacağım. 50 tane bina şeklim madumdu. Vücudu ilimleri var. Bu 50 taneden bu olmasın, bu olmasın, bu olsun. Çık vücuda dedim. O ne oldu? Mümkün oldu. Eğer mümkünü de tuğlayla yaparsam mevcut oldu. Ama o bina çıktı diye o 50 tane bina projesini kafamda silinmedi. Madum hala duruyor. Çekirdekten ağaç çıktı diye çekirdeğin içi boşalmadı. Madumiyet duruyor. Vücud ilmi. Maduma vücud ilmi denir. Ha, kafamızda vücud ilmi var. Elmayı çizdik. Sen elma çizdin, ben bina çizdim. O Adem değil. Çizilebilen bir şey, düşünülen bir şey, yapılabilen bir şey, şey değil. Adem denmez. Adem'in vücudu ilmisi bile yok. Düşünülemez, hissedilemez, tasavvur edilemez. Mesela Adem meselesi yok. Adem yok. Nasıl meselem? Benim şeye benzedi cami vaazıma. Dedim ki cemaata, cehennem aynı şuna benzer dedi. Kürsüde. Nasıl dedim sen? Dur bakayım. Ulan nereye benzeteyim? O zaman cehennem olmaz. Cehennem aynı cehenneme benzer. Yok. Yok ki. Ha, bu Adem'i anlayamamamızın sebebi, mesela bütün sayıların hepsinin sayısal değerine sahip. Hiçbir değeri olmayan sıfır. Adem bunun gibi. Her şeyi yok etmek ne demek? Bu kadar bilgilerin, bu kadar gördüklerin, bu kadar düşündüklerin bir anda yok oluyor. Uyku. O da varı Adem'e diyor. Örnek olsun. Bütün sayısalları belirleyen 2, 3, 5, 7 sayıları ifade eden kendisi sayısız olması lazım. Her şeyin sebebi olduğundan dolayı her şeyin değeri kadar değeri var. Ama hiçbir değeri yok. Sıfır. Evet, evet. Ha, onun için düşünün. Demek ki varın içindedir Adem yani Hasan abi. Yani varın ama o Allah tarafında. Tekvinin içindedir. Ama bizimle alakası yok. Bilmiyoruz. Var derken senin kastettiğin var o değil. Tekvindeki Adem. Yani biz daha ilmi bilmiyoruz. İlim neydi? Her şeyin, her cihetini, her şeyle her cihetini bilmektir. Her şeyin, her şeyle münasebetini bilmektir. Her şeyden bir şey diyelim bu. Bu, bak ilim nedir? Her şeyin içinde olan bir şeyin. Bunun her cihetini, her şeyle ilişkisini bilmenin adı ilimdir. Bu nisbi ve itibari. Bunu aldım içeriye, nisbi. Aldım her şeyle irtibatlanıyor, itibar. Adem ise bundan da öteye düşünülemez, hayal edilemez. Mesela seni çıplak yaparım, şunu yaparım, bilen şöyle yaparım. Bunlar hepsi var. Ama vücudu harici gibi değil. İlmi vücut denilir. Tamam mı? Buna itibari vücutlar derler. İtibar etmişim. Ama Adem ise bir insanlık dünyasında yok. Peki yok, zaten bu yok nasıl anlayacağız? Vallahi senin ilmin subut-u ilmin dışına çıkarsa, Allah'ın subut-u sıfatı var ya, ilim, onu aşarsan, ilmi sıfatı aşarsan Adem'i de tanırsın. Hasan abiciğim bir şey söyleyebilir miyim? Abi şöyle de diyebilir miyiz? Vicdan rahatsız oluyorsa yokluk yani yokluk deyince vicdan benim vicdanım çok rahatsız oluyor. Yani i̇şte cehennemin o. Kabul edilmesi ha o bin defa insan razı oluyor. Diyor ki yok olmayayım da cehennem olsun problem değil. İşte bu yok olmak şeyi Adem değil ama Adem'den çıkmış o yok olma. O korku bile rahatsız olmak bile Adem değil. Adem'den çıkmış. O yok olma korkusu, o korku vücuttur. Ama nereden çıktı Adem?
Korku oradan çıktı ama Adem korku değil. Hasan abicim şu noktayı koyalım. Ben bugün anladım. He. Belki bundan sonrasını yarın belki anlarım abi. Şimdi Hasan abi ben size zan verirsem eğer Ademler sizin için mağdur oluyor. Zanlı sizden aldığım zaman zansızlık düşünülebilir mi abi? Düşündüğün noktada Adem'e ulaşırsın abi. Zansız olandır Adem. Tamamdır ama zansızlık ortadan kaldırırsan zan insanı zengin yapıyor. Nedir o? Farklı düşünmene vesile oluyor. Zanın her şeyin ifrat, tefrit, vasatı var ya. Şeytandandır ifrat ama şeytanın içini de alıyor ilmini. Şeytan cahil değil. Şeytanın ilmini aşağılık, ahmak, zeki akıllı değil. Beni zanın ifratına iterek beni zan var ya mesela zan mesela bir sürü zanlar yaptırıyor. Olmayan var gibi. Bana kötülük yaptırırken aynı zamanda zanın ifratıyla ben şeytanın ilmini bu tarafa alıyorum. Çünkü zanın ifratı şeytandan olduğu için ben zanımı ifrata düşünemem. Düşünüyorsan ifratını o adamındır o bilgiler. Zanın ifrat mertebesi ondan alıyorum fotokopiyi. Benim değildi o. Ondan alıyorum. Hep benden mi alacak? Tefriti ise nefse emare yani ifrit. Emreden nefis nedir? Cindir. Yani ifrit der Kur'an'da. İfrit. İfritin de bir sürü şeyleri var. Beni de tefrite iterek bir şeyler bildim. O zaman ifritin içerisindeki zanları tefritimle şeytanın içindeki bilgileri, ilimleri zanlı beni ifrata iterek aldım. Şeytan hayra teptil oldu. İşte bu ikisi kemalat-ı hayriyeye, makased-i külliye vesile oldu. Aslında zanın ifrata atması Allah niye müsaade etti? Şeytan ilim sahibidir dedi Cenab-ı Hak. Dur. Şeytan ilim sahibidir. Şeytanın ilmini nasıl alacaksın? Senin aklını alabiliyor şeytan. O zaman bir yola gidebiliyorsam aynı yola geri gelebilirim sınınca. Şeytanın ilmine ben vakıf olmak istiyorum. Cenab-ı Hak dedi ki bu yolu sana açtım. Şer gibi gözükecek ama buna bir çemle tak. Sağ gösterip sol. Güya senin zannın ifrata iterek seni çıkmaza sokacaktı değil mi? O zanın ifratını senin değildi. Çünkü sen şaşırdın. Bu ne biçim şeyler ya? Aslında şeytanın içerisindeki sendeki yansımasıdır. Şeytanın içeriklerinin senin zan aynasında yansırsa bunun zanın ifratıdır. İfritlerin bende olmayan bilgiler var. Ama kanuniyetler hepsi var. Ama bende ortaya çıkmamış. Bir sürü ortaya çıkmış bilgiler var şeytanın cinlerde. Onların senin zan aynana ortaya çıkarsa zanın tefritidir. Abi siz konuşurken ben bir şey yazmak zorundayım. Yaz. Allah'ın izniyle sana eğer Adem'i anlatabilirsem Adem o zaman vücut olur. Çünkü Adem'i boşuna uğraşma ben de bilmiyorum. Hasan kimse abi, de bilmiyor. Bakın zan bunun ifratı var. Çevireyim şu deliği herkes vasatı görsün. Vasatı var. Bakın. Tefrit, pardon abi, bakın abi, bakın tefriti... Adem zatın karşılığıdır diyebilir miyiz yani? Zatın karşılığı diyemez. Karşıtı yani tekvin... Hani zatı da tanımlayamıyoruz ya. Yok yok, tekvinin içeriği. Tekvinin içeriği. Ha çünkü Adem ne olduğunu bilmiyoruz ki bir yere koyayım. Zat. Neyin karşıtı, karşılığı bilmiyoruz ki. Yalnız bildiğimiz şu, vücutsuz vücut. Yaşanmamış yaşananlar. Nasıl yarattığı bilinmiyor. Yani Allah'ta var ama zanın vücudu var, Adem'in vücudu var tekvinde. Ama vücud ilimleri de yok. Vücud ilmisi de yok. Hasan abi buna Mehmet abi eğer duyuyorsa kesin itiraz edecek. Bakın, vasat imkandır abi. İfrat, ifrat abi Adem'dir. Tefriti de madumdur. Diyebilir miyiz? Bakın imkan. Hasan abi. Ben ne anlıyorum biliyor musun? Dur orada. Durayım abi. Ne anlıyorum biliyor musun?
Rabbime sizinle ve üzerimizdeki nimetten de şükrediyorum ki bir insan, yani bu gafur ve doğru veya yanlış, hiç önemli değil. Benim için doğru yanlış olmuyor. Allah kendisiyle bunlarla, bu işlerle meşgul ettiriyor. Bunları ortaya çıkmasına bocalattırıyor. Bu ne kadar şükretsek azdır. Abi vallahi billahi tallahi aynı şeyi ben de düşündüm. Şuraya bak dedim ya, kendini kendine izlettiriyor. Amerika'dan geliyor bu sefer. Şimdi şu doğru ve yanlış. Allah bizi kendimiz de seyrettiriyor. Şimdi bu doğru ve yanlış. Şimdi adam nereden imal ediyor? Çalışırken haber yok. Serbest bölgede bu tasavvuru darmadağın ediliyor. Diyor ki, zannıyla zanı çıkartıyor. Aklıyla aklına hakim oluyor. Bilgisiyle bilgi üretiyor. Çok tuhaf insan. Kendisini kendisi üretiyor yani. Kendisi kendisinde seyahat ediyor. Kendisi kendisini seviyor. Kendisiyle kendisini aşıyor. Böyle bir şey olur mu? İnsan. Şimdi şuraya bak. Zan, adama bak. Allah da seyrediyor şimdi, biliyor. Zanın vasatı imkan. İmkan. Şimdi bu imkanı gafurun atmayın. Bak şimdi bu adam, bu da ikiye ayrılır diyor. Herhalde gafur bunu demek istedi. İkiye ayrılır. İmkan, bunun adı bir tanesi madun, yok. Mümkün, imkanın, mümkün, bunu ben sana şöyle yapayım, tefriti bu değil, ben sana yazayım, dur, madum, burası da madum değildi, mümteni yazacaktım. Mümteni midir acaba? Evet, bu mümteni. Mümteni olursa, sebebini söyleyeyim. Doğru. Bak, mümteni. Tamam, çok doğru abi. Doğru. Şimdi doğru. Bak şimdi. Mümteni, şirk. Adem şirk değil. Bir kere, bir daha bir şey verelim. Meyve var mı arkadaşlar? Meyve var mı? Var, tamam. Güzel. Meyvemiz var. Bir format attınız mı şimdi? Masur. Bir değişti mi alemimiz? İlmi vücutta var. Tamam. Yok, ilmi vücudu yok. Vücut haricisi de var da karpuz yok mu? Tamam mı? Tamam. Şimdi değişti mi atmosfer? Bu çok doğru abi. Şimdi değişti mi? Bir şey anlatacağım, onun için yaptım. Mahsus yaptım. Mümteni demek, yazayım. Nerede bu? Şuraya, şuna. Şirk. Tamam. Yazayım ki içini. Şirk. Bu vücudu ilmiyeye perde olmuş bir ünvandır. VIP değil ha, uçağa binerken. VIP değil. Ha. Tamam mı? Şimdi bu imkan ise bunu ikisini cem ediyor. Nedir o? Bu mümkün mahlukat. İlmi vücut. İlmi vücutlar. Bu ilmi vücut değil. Vücut hariç. Biz. Mahluk. Şunu aslında işaret cihazı 197'de şey diyor. Şey zan mıdır abi? He. Subhanallah. Allah alem öyledir abi. He. Şey olarak geçiyor. Bunun yerine Subhanallah. Şey diyor. İşte gönderdiğin resme bak. Allah Allah. Gönderdi, aç. Evet. Şey diyor. Bunun yerine bunu koydu gafur. Ondan sonra ne yapmış? Ama şunların yerine şöyle demiş. Şunların yerine. Bir. Şimdi bunların yerini yazıyorum. İşaret edeceğiz. Sayfayı da söyleyeyim de. Göndermişim. Sayfa
195. Bunun yerine demiş ki vücub. Vücub. Bunun yerine demiş ki şu Adem'in yerine mümteni. Hani bunu oraya atsan fark etmez. Ha, aynı. Hani yerini keşke değiştirmesem ya. Mümteni demiş zaten burada. Tabii tabii. Ha, dur ben sileyim. Şunu düzelteyim. Düzelteyim. Özür dilerim. Zaten var. Hiç bozmayayım. Dur. Nasıl bu ortak tarafımız ki kaç seneden beri ilk defa buluşacağız. Kafurla. Vallahi ya gerçekten öyle oldu gerçekten. Tamam. Onu da bozmayayım. Ortalık zaten Mehmet kardeşle kavgasını bitireceğim inşallah. Bitiremedi mümkün değil. Bitmez de. Mehmet ne zaman şey yaparsa. Bu ifrat mı? İfrattı. Buraya ne demiştin abi? İfrat şeytan abi. Şeytan. İfrat. Tamam değil mi? Ha, şeytan. Şimdi bu neydi? Tefrit mi? Tefrit. Şimdi işaret edeceğiz da der ki onu yapayım. Buraya mümteni. Bu Adem'e yerine şey demiş. Vücub. Şeyin bu kelime vacip, mümkün, mümteni aşağı. Vacip olacak abi, vacip. Vacip demiş. Vücub değil ha, vacip, vacip. Vacip. Tamam. Vacip, mümteni, imkan. Mümkün. Mümkün. Ha, şuraya da mümkün demiş. Aa, çok güzel abi. Hayat da şuradan başlıyor abi. Hayatta iş anlatacağız. 195'te senin zan yerine şey demiş. Burada tamam demiş. Sen de öyle. Burası vacip. Şimdi bunu şöyle yapalım. İş anlatacağız ve Mesnevi Nuri tercümedir. Şey. Abdülmecid abi. Nedir tercüme? Okudu, eski medreselerde okumuş, o bilgilerde bu okuduğunu, tabii ki onu kullanacak, anladığını yazmış. Yani bakarız böyle ama tespit olarak hem oturtmayız alemimize. Çünkü fiil nazarında külliyata bakarız. Tercümeler asıl gibi olmadığı için. Abi zannı çıkart şey diye bir şey kalmıyor. Bana öyle ilk defa bugün anladım ki şey zandır. Başka ötesi yok benim alemimde şu anda. Evet, şey evvel, şey dersi var belki de 4 tane, 5 tane. Şey diye. Şey evvel var, ahir var yani şey. Şey acayip bir şeydir o ha, şey. Ha şimdi, peki, işaret icazının dışında külliyattan şey yapabildiğimiz şudur, mümteni, evet. İmkan, evet. Adem. Evet. Mümteni Adem de değil. Adem'in zıttı. Çünkü şirk. Evet. İmkan neydi? İmkan olabilir, küllata geçiyor. Evet. Olabilir, olmayabilir. Evet. Ama olamazsa ilmidir, olmuşsa mümkündür. Evet. İmkanı dışındaki vücut ve mümkündeki imkan diyor. %50 yüz değil. Denilir. Bu çok güzel. Yani vücuda çıkma imkan. Şimdi çıkabilir mi kardeşim? Kafanda proje var. Çıkabilir de çıkmayabilir. Çıkmayanlar yok olmadı ki. Mağdurdur. Vücut ilmidir. İlmi vücut. Mağdur. Ama aslında şöyle yazılıyor. Onu da yazayım. Mağduma da notlarda şey demişsiniz abi. He. İmam-ı Mubin demişsiniz ya. Evet. İmam-ı mazi ve müstakbelde vücutları var demişsiniz. Ha, yani onu da bizim bir şeye gittikçe ders ama gidemiyorum ki. Demişsiniz. Hep yani, aslında da. Ama onları okuyacağım, şey yapacağım ama gidemiyorum ki yani. Gafur'dan dolayı Mehmet kardeş bunlara girdiler mi? İşte mecbur girdim şimdi. Şimdi vücut ilmi. Bu vücudu haricici. Vücudu harici. Kudrete çıkmış hali.
kudret taluk etmiş. Kısacası Kitab-ı Mubin, Mubin, İmam-ı Mubin. Şunu sileyim mi, şu aşağıdakini? Eğer yazmışlarsa, yazmak isteyen, şunu sileyim. Tahtasız, ben hiçbir ders yapamam ya. Yani mümkün, kolum elim bağlı ya. Ben, İmam-ı Mubin. Bu da tekvinde kalmış oluyor değil mi abi? Hangisi? İmam-ı Mubin kısmı. He. Şimdi... Vücudu ilmi vücut. Vücudu için. Bak şimdi, kudret buraya kudret taluk etmemiş. Mevcutta yani, orası tamam. Mevcut. Buraya kudret taluk etmiş. Burası nedir? Yazayım ki anlaşılsın. Siyah yazayım, şey mavi veya başka. Şunla yazayım. Şuraya kudret irade. Burası emir ilim. Tamam abi. İkisinin cemi lef-i mahfuz. Tamam. Bu imkanında diyor, imkan, Risale şöyle geçer. İmkanında vücut ve mahluk ikisi de. Eğer bu ilmi vücuda kudret taalluk ederse mahluk olur, kudret taalluk etmese vücudu ilmi olur. İkisine de kapısı açık. İmkan var. Ama bir de şöyle bir şey de var. Buradan benim anladığım yazdığınızda kudret taalluk etti. İlim yani mevcut oldu, mahlukat oldu ama tekrar maduma dönüyor. Ve yine ilmi vücuda yani şu, dönüyor. Hani şu. Mazi ve müstakbelde vücutları istersen. Vardır diye yazmışsınız. Ha, bir de onu yazayım şöyle. Onu da yazayım, çoğaltayım. Hangisi? Şurada. Mazi, müstakbel. Mazi ve müstakbelde vücutları vardır diye. Var, evet. İşte. Mazi ve müstakbel. Müstakbel. Vücutları var. Vücutları var. Hazır zaman. Hazır zamanda var. Hazır zamanda var. Şimdi peki kardeşim, var mazi ve müstakbel. He, kudret buraya bakıyor. Buraya ne bakıyor peki? Emir ilim diyorsunuz abi. Buraya tekvin bakıyor. Tekvin mi bakıyor abi? Evet. Subhanallah. Buraya geldik. Kol, yürümek istiyorduk ama yürütmedin ama geldik gene. Elhamdülillah. Buraya kudret. Buraya tekvin. Oo, çok güzel oldu abi. Çünkü ya, anladım sonunda. O kadar daha psikolojiye kullanacağım bu tekvini. Şimdi değil. Acayip. Duman kişinin dünyasını cehennem ediyor ya. O tekvindeki Adem'dir. Seni Adem'e, ha burada yok. Zannın ifratına bir atıyor seni. Nereye atıyor biliyor musun? İfratına atınca Adem'e düşüyorsun. Tefritinde ise cehenneme düşüyorsun. Bak, tefriti cehennem, ifratı Adem. Yani bir de bir şey söyledim ama dikkatinizi çekmedi, hayret etmediniz. Arkadaşlar, zanın ifrat ve tefriti, yani her şeyin ifrat tefriti var ya, bak ilginizi çekmedi. Bu bizi zengin niye düşündürüyor biliyor musunuz? Şeytan herkesi ve beni de, bak ilme bakın, ilmi seviyeye bakın. Beni, yaşıma, cinsiyetime, haletime, yediğim gıdalara, bulunduğum ortama vesaire vesaire, kültürüme, geleneğime, nesebi, zaaflarıma, tansiyonuma, her şeyime vakıf, ona uygun bana bir elbise giydiriyor kandırmak için. Bu olmayan bir şey. Yani bunlar hep bilmesi lazım ki beni kandırabilsin. Bu başka bir ilim. Yok ki beşerde bu ilim yok. Böyle bir ilim yok. İlme bak seni. Onu nasıl emiyorsunuz abi? Ha, şimdi bundaki bu ilim var mı? Yok bizde. Benim zannımı ifrata taşıyarak bu aptal gibi gözükürken, oysa zeki. Benim zannımı oraya taşıyarak
içine alıyor beni. Ve kendi hakikatini kusuyor, kuş kayyer gibi. Bana boşatıyor. Aslında o ben bildiklerim, hissettiklerim ifrat modundaki ben zannettiğim şey şeytanın içeriği. Kendi içini bana boşaltarak ilmine vakıf oluyorum bilirsem. Bilmesem şeylere doğru gidiyorum. Adem'e doğru gidiyorum. İfrit. İfritten bizden başka ilmi var. Bizim vücudumuz cisim. Ceset, cismani. Onun esirden olduğu için onun cinselliği, onun düşünce şekilleri, fikirleri bizden farklı. Çok farklı. Ben ona vakıf nasıl olacağım ömrümü versem? İfrit alemindeki o şeyleri, ilim, bilgileri ben bu tarafa nasıl edeceğim? Benim zannımı tefrite itiyor bu. Allah bu fırsatı veriyor. Bana değer veriyor. Diyor ki, senin düşmanın gibi gözüküyor ama geri çık o tarafa. Ya zannı beni atıyor oraya, o da gidiyor ifr, benim zannımı tefrite atarak içini bana boşaltıyor. Beni boşalttı mı bana? Boşalttı. Eğer ben bunu bilirsem, ifritin nefsi emmarenin ilmine sahip oldum. Aldım bunu. Kopyala yapıştır. Casusların yaptığı gibi. Bilgisayarıma girdi, aldı. Eğer bilmesem o kendimi zannediyor. Kendisini ben zannettiriyor. İfrit, bunun emreden nefi, emreden şahsiyet ki nefse emare. Şeytan ise kendi bilgisini bana boşalttı mı? Bana kendisini, ben kendim hissediyorum. Oysa o anda ortaya çıkan açlık gibi. Açlık bende gözüktü mü? Mide şey yapmıyor mu? Elem değil mi açlık? Zati midir açlık? Hayır. Arizi bir şeydir. Ortaya çıkandır. Eğer ben buna sahip çıksam, ben açım derim. Yok, uykuysa veya uyuşturulmuşsa, sıkıntım varsa açlığı hissetmem. Açlığı hissetmem. İşte kendi bilgisiyle bana aktarırsa şeytan, bunun ifrat oluyor. O zaman Allah ifratla şeytanın içerisine, tefritle ifritlerin içerisine, ervah habiselerin içine girerek kulum diyor. Sen buradaydın, senin bilgin tamam. Şimdi bu taraf tefritini, ifratını, şu tefritine bak, al. Şimdi eğer bilmesen dünyan ya Adem ya cehennem. Adem nedir? Şeytanın ifratı. Cehennem nedir? Tefrit. Vasat nedir? Vücut alemleri. Aslında ifrat ve tefrit şer gibi gözükürken o mahluklara mit operasyon yapıyor şirkete veya başka bir istihbarat dairesine, MI6 İngilizlere bir operasyon yapıyor. Bilgisayarlarına bir giriyor. Çabuk disketlere pat diye kopyalıyor. Şıt kaçıyor. Biz de ifratla adamın içine giriyoruz. Fazla durma. Kopyala. Gel bu tarafa. Orada durdun mu? İşte 15. sırada diyor ki şeytanın fuzili bir vekili olursun. Fuzili vekili olursun diyor. O zaman Kur'an beşer kelamı olamaz mı demek ondandır. Orada durma diyor. Al, gel bu tarafa. Kopyala yapıştır. Ne kadar zenginim? Ben bendim. Bir tane de buradan aldım. O da ben oldum. Müslümanlaştırdım. Bu da ben oldum. Onu da Müslümanlaştırdım. Ben kimim? Varlıktan çıktım. Üstad Beyazıt Camii'nde bunun mücadelesini mi vermiş abi? Bu. Şunu yapmış. Bunu yapmış. Girmiş içine almış fakat. Almış. O almış. İlmi alıyor çünkü. Diyor ki aldım diyor ama onu kopyalayana kadar geldim diyor. Ondan sonra ama diyor. En son diyor ki tamam sen yaptın, becerdin. Ama o kadar ahmaklar var ki diyor beni dinleyen. Onlar bana ekmek parası çıkar diyor. Allah bereket versin der tarzında adam yoluna devam ediyor. Ama ifrata ben taşınmasaydım bu varsayımlarla, farklı noktayı nazarlarla bu ilmi ben elde edemezdim. Mesela şöyle bir tanesini söyleyeyim size. Adem nasıl olur? Hemen paylaşayım size.
Üstad Hazretleri Nur Alemin bir anahtarında ve Mesnevi Nur'un sonunda bir yerde 80, bir yerde dikkat eder misiniz? Ama ne olduğunu bilmeseniz hiçbir anlam taşımaz orayı okursanız. Nur Alemin bir anahtarında 80 galiba, Mesnevi'nin sonunda 20. 20-80 yerde değişebilir. Yaşındaymış gibi yeniden baktım diyor. Üstad bir 20 yaşında, bir de 80 yaşında beni sıfırlanmış. Zehirden dolayı. Aynı zulmü beşer içerisinde diyor rahmet ilahiye o 80 yaşında ve 20 yaşında aldığım bilgilere ülfetim oldu diyor. Ülfetten çıkmak için Allah o şeyi attı, yani silindi. Beyin yani Alzheimer gibi. Ustad'da silinmiş. Silindiği gibi yeniden 20 yaşında veya 80 yaşında turfandaymış gibi yeniden alarak ülfetten sıyrılıp ünsiyete dönmüş. Ünsiyet kanunu işlemiş. Onlardan birkaç tane güzelliği söyleyeyim. Mesela ben de kısmen oldu. Hapisteyken bir şey anlatmak için söylüyorum. Bu kadar Nur camiası karar almış. Nur senesine girmeyin, bu haindir. Bu hizmetimize zarar verdi. Bir tarafa. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Benim nasıl ki beni nasıl o ehli dalalet zehirle yapmış. Beyni sıfırlanmış. Ben de sıkıntıyla sıfırlandım. Tam değil ama. O tam olmuş. Anlatacağım. Faydasını söyleyeceğim ki şeyin. Ne zaman Zeytinburnu merkezimizi kıldığı, vakıfları dışarıya koydukları zaman ben o zaman hapishanesine girerek psikoloji bir çöküntü yaşadım. Tamam. O zaman geçmişimdeki risa işin garip tarafı külliyat hariç, şahısların çokça gördüklerim hariç, çokça yani, %30 mazinin %30'u, 20'si olan hadiseler hep silindi. Hep silindi. Faydası ne oldu? Çıktığım zaman anladım ki şu faydası oldu. Alo, Ali kardeş ne haber? Olanı söylüyorum, hayal değil. İyi Hasan kardeş, hayırdır, beni niye aradın? Abi dedim yani, ben dedim hapisten çıkınca sık böyle biraz soğuk olan abi kardeşleri bırakmadan hepsini arayacağım. Sen dememiş miydin bana, beni bir daha arama, bir de senin işim olmaz? Öyle mi demiştim dedim, bilmiyorum. Unuttun mu? He, unuttum. İyi, ben sana hatırlatıyorum. Tamam kardeş, öyle kalsın, bir daha arama. Böylelikle baktım ki kin, nefret, adavetim, enaneti hiçbirisi, onlara karşı kinim silindiği için kin yok. Düşmanlık takım yok. Faydaya bak. Ondan sonra yeniden bir muhabbet kurdu. Ondan sonra o baktı ki o geçmişin getirmiş olduğu hadiseler var ya, eziyordu. Düşünürken seni meşgul ediyor, alakadar ediyor, arkandan birisi çeker gibi. Koşamıyorsun ya. Baktım ki o ki nefret nasıl yaptı, niye yaptı, nasıl yıktı, onu yaptı. Onların %20-30'u yok. Ama Allah'ın hikmeti, ilim tarafları yok olmadı. Sonra yeniden kurdum dünyamı. Herkes de eşit. Belki de mazide seninle kavga etmiştim ama o kin yok. Şimdi sen iyi davranıyorsun. Ya Allah Allah, bu kardeş nasıl değişti ya? Sen 10 sene önce beraber bana böyle demedin mi? Hatırlamıyor. Hatırlamıyor. Ne yaptı beni? Bu emraz-ı akli ve kalbiye sebep olan manaların gelmesine maniydi. Çünkü uhuvete biz kardeş vazifeli değil miydik? Adamet yapıyorum. Hani kardeşlik? Niye? Beşeriyetim yok mu? Kusurlarım yok mu? Var tabii. Peygamber olmam lazım ki kusurum olmasın. Şimdi kusurlarıyla beraberse biz kusurlarımızla meşgul olmayacağız ki kardeşim. Ortak tarafımızla meşgul olacağız. Devamlı yolumuza bakacağız, gideceğiz. Ama adamla geçmişimizde olan hadise zan getiriyor bana, telefon ettirmiyor bana, bayramlaştırmıyor bana ve bayramlaşmayı
Şener abiyle, Ahmet Akgönlez abiyle, Ahmet Şevar Çolak'la, yani bayramlaşmadığım hiç kimse yok. Hatırladığım hepsiyle bayramlaşıyorum. Eski şeyim olsaydı bir sürü elbise giydirmiş. Kâ birisi bir şey anlattı bana. Kâ bir hatıra okudum. Kâ bir abi birisi hakkında bir şey derken ben üzerime aldım. Tavır tonu. Hepsi yok oldu. Yeniden kurdum. Yani niye anlattım bunu? Bak kardeş. Bu adam bizi ifrata atarak Adem'e attı. Her şeyi yok etti. Faydayı görüyor musun? Ama kinim gitti, adavetim gitti, daha önceki ön yargılarım gitti. Çünkü istesem de ulaşamıyorum. Diyor ki kardeş, mesela Ömer kardeş de diyor, ya böyle böyle olmuştu dedi ya. Ömer dedim, sen bana bir de anlatsana onu. Ha böyle, diyorum ki, böyle mi olmuştu? Ha tamam. İşin garip tarafı olumsuzluklar. Dostlarımı şey olmamış. Ama şu da olmuş tabii. Ya ismini hatırlayamıyorum. Yeniden yazıyor. Usta da bir 20 yaşında olmuş, bir de 80 ama bu beni diyor ülfetten kurtarıp ünsiyeti şey yaptı. Ünsiyet o kendi hakikatine şahit olmak. Ondan sonra zaten bu serbest bölge bunlar şunlar ortaya çıktı şey. Aslında Miraç Ekmer demek çok mu şey olur? Yanlış olur. Miraç Ekmer olmaz. Olmaz. Çünkü Miraç Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir defa olmuş Miraç Ekmer. Yani Miraç Asgar olmuş, 30 küsür tane. Bir defa cismen ve ruhen olmuş. Etkiye ümmeti kalben ve ruhen diyor. Tamam. Şimdi ne diyeceğim? Bunu niye anlattım biliyor musun? Adem'e atarak, sıfırlayarak, sıfırladı, güya iş yaptı. Ama hakikati olduğu gibi aldım dedi. Ustadın tabiri. Benim diyor, zulmü beşerin diyor, o zehirlemesi içerisinde diyor, hakikati olduğu gibi aldı. Hiç karıştı mı? Çünkü Kur'an ilimleri hepsi duruyor ama diğerlerinin sıfırlandığı için ilaçta o hakikati ön yargı ve noktayı nazar nispi ve itibarileri olmadan tak diye hepsini almış. Şimdi mesela kardeşlerine ben bakışımla bu hapishane öncekisinden Nurculara, Müslümanlara bana küfür ediyorlar. Osman hakkımı helal etmiyorum diyorum. Allah Allah. Eski Hasan olsaydı hani düşünemiyorum yani böyle o şey hırçınlık şey. Yok niye? Halid bin Velid meşrebime uyuyor. Dün düğünde de konuşma yaparken yaptım. Kağıdı yaktım. Boş kağıt. Boş kağıdı yaktım. Bakıyorlar düğünde de yükte batıyor. Adam var, araba var, para var, eş var, kariyer var, masa çizdim. İnsan buna benzer dedi. Halid bin Velid der ki insan boş sayfadır. Yaşayarak sayfasını doldurur. Bu yüz değil mi? Bedene benzer. Bak şimdi bu iki zıt şeyde meydana geliyor. Bir duman, iki nur. Yattım. Oo, bak dumanla şey ayrı. Bunun adı ölüm. Ölüm kağıdın ortadan kalkması ama aslının ortaya çıkması. Dumanla nur ayrıştı. İşte bu beden kağıttır. Ustad da buna sayfa diyor. Ne var burada? Ruh var. Nefis var. Nasıl var iki tane zıt? Birisi kapatıyor, birisi açıyor. Kağıttaki duman nur gibidir. İki zıt şey aynı yerde olur mu? Oluyormuş işte. Aha oluyor. Ve üzerine de bak, araba var, eşim vardı, bayılıyordum, yok oluyordum. Param var, kariyerim var, iş yerim var, dolarlar var. Bir hakikat geldi. Ondan sonra, araba da yok, varmış. Hiçbir şey değilmiş. Hepsi buradaymış. Değilmiş. Aynı kağıt üzerinde. Hazreti bin Velid'e demişler ki seni gıybet ediyorlar. Demiş herkes boş sayfasını yazıyor. Ben mühim ve meşhurları şeyini okudum. Gıybet edenlere nasıl mukabele etmişler? Hasan-ı Basri için güldüm. Dedi ki Hasan-ı Basri baklava göndermiş. Benim günahımı aldığı için ona çok teşekkür ederim. Ben bunu hak etmemiştim ama madem bu fedakarlığı yaptı, ben de bir fedakarlık yapayım. Baklava göndermiş. Biz olsa küfür ederdik. Hasan Basri öyle demiş. Ötekisi bilmem ne demiş. Ondan sonra Halid bin Velid kafama çok yatıyor bu konuda. Herkes diyor gıybet edene, seni gıybet etti dedi. O da diyor ki herkes kendisiyle alakalı yapmadı. Boş sayfasını dolduruyor. Benimle alakası yok diyor. Seni ettiler. Allah'ın öteden bakıyor.
içeriye geçtikten sonra içeride niye böyle, niye şöyle, niye böyle gitti, niye vermedi, niye dedi ya, niye kavga ediyor? İçeride öyle bir şey yok. Şeytan da melek aynı. Birisi nur esması, birisi mudil esması. Dışarıda melek, şeytan. Niye geldi, niye gitti? Dışarıda dünya ve ahiret. İçeride ne dünya ne ahiret o var. Ne ahiret var içeride ne de dünya var. O var. Bir ikindi namazında dün mesela bir haletimi biraz paylaşayım. İkindi namazında farzı kılar. Farzı kıldırırken. Allah kalbim diyor mu? Herhalde kalp dedi. Kim dediğini de bilmiyorum. Allah ile beraber olmak yeter bize. Ve bu kuru bir laf değil. Yani altında ezilecek kadar huzur vererek. Allah ben Rabbimle olmak bana kafi. Böyle bir lafız değil, böyle mana. Yani o içeride ne ahiret var, ne dünya var. O var. Şeydeyse kalpte vesaire vicdanda ahiret var. Ama içerisini bahsediyorum. Ahirette yok, dünyada yok. Ondan başka bir şey yok. Dördüncü şu an hakikati oluyor galiba abi bunun. Yani çok mu okudunuz? Çok okudum. Ama o dedim ki o halin onda biri hayatın içinde olsa yaşanmaz. Yok, yaşanmaz. İyi, o da olmaz, kontrol edemez. Şimdi herhalde şey oldu, saat kaç oldu, 5'e geliyor. Bu da. Herhalde biraz barıştınız Mehmet kardeşim. Elhamdülillah abi. Ama Mehmet'i dinlemedim daha. Mehmet abiyle daha emin değilim. O zaman sizin Fatih, maliyeci Fatih herhalde derstedir. Adun, mümkün, mümteni, vücut, Adem'i ders yapacak. Bu salı mı yapacak? Yok. Abi o biraz zaman istiyor evet. Abi. Mümkün bilmiyorum zaman. Artık. İyi bir toplam yapacağız. Ama fırsat bu fırsat. Çok şükür ki Cenab-ı Hak kendisiyle meşgul ettiriyor. Böyle bir ahir zamanda, böyle bir derslerle. Biraz böyle insafla bakarsak. Biz ki, madum ki, mümkün ki, Adem vücut nedir? Bu işler Risale-i Nur vesilesiyle Allah'ın ihsan ve lütfuna bakın. Ya Rabbi Allah'lığın hatırına beşeriyetimize bakıp bu nimet-i ilahi ihsanını, inamını, ikramını elimizden alma. Ya Rabbi beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı alma elimizden. Bu haleti bize söylettiren Esma'nın hürmetine, Allah'lığın hürmetine, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanının hürmetine, yaşaran gözler hürmetine, nedamet eden kalpler hürmetine, esmaların iktizaları hürmetine, Ya Rab Müslümanlara yardım eyle, Müslümanlara affeyle, nur talebelerini muvaffak eyle, usul ve furularımızı maide-i Kur'aniyeden hissesini azim eyle, iştirak-ı amal-i uhreviyeye dahil eyle, vefat etmiş olanların cennet bahçelerinde bahçe eyle kabirlerini, yaşayanların da alemlerini cennet eyle ya Rabbiyel Alem. Allah'ın hatırına, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine, Risale-i Nur'un şahsı manevisi hürmetine, Allah'ım bizi bize bırakma, biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizi unutma. Ve Rizan dairesinde şehit olarak teris olmayı nasip eyle, amin diyenlere nasip eyle ya Rabbi. Elf ve elfi salatu ve elf ve elfi salamu aleyke ya Resulallah. Elf ve elfi salatu ve elf ve elfi salamu aleyke ya Habiballah. Elf ve elfi salatu ve elf ve elfi salamu aleyke ya Emine Vahillah. Velhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha. Çok şükür. Şimdi nereye basacağım Furkan kaydettiğin şeyi? Acaba başka bir şey mi söyleyeyim diye aklıma kalıyor mu? Ne için bu kudrete bakıyor? Tekniğe bakıyor diyorlar.